Benim hani bu HDP siyasetini yakından takip eden bir gazeteci arkadaşla mesajlaştım. Böyle bir şey yok diyor. Yani HDP içerisinde Başak Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili herhangi bir şey yok diyor. Bir de şu var. Ya gerçekten ben hani Selahattin Demirtaş'ın eşinin HDP yönetimi tarafından aday gösterilmesini HDP içerisinde buna kimsenin onayı vermeyeceği de söyleniyor. Kandil de e, tabii, tabii olabilir. Bakın yani, ben... ben başka bir taktiğin olduğunu söyleyeceğim birazdan. Ya şöyle. olabilir ama ben şunu söyleyeyim. Parti istemeyebilir çeşitli sebeplerle. Doğrudur. Bu haber de doğrudur. İnanırım. Hatta ha, hak yani haklısın bile derim ama işlerine gelmediği için öyle davranırlar. Ama seçmenine gidin HDP'nin der ki Selahattin Demirtaş ya siz şey analizi yapıyorsunuz. Varsayalım olursa böyle olur. Evet analizi abi yani yapıyorum. ben objektif analiz yapıyorum. Ay, ille de olacak demiyorsunuz yani. Tabii ki. Şimdi ben de şurada Ama Bey'e... Ama plan Bey e, çok akıllı bir plan. Hakan Bey'e katılmıyorum. Şöyle ya 2018 seçimlerinde bugünkü gibi bir siyasi atmosfer de yokken bayağı iddialı bir şekilde Selahattin Demirtaş aday oldu. Yüzde %8 oy aldı. Yani şimdi burada... 2023 seçimlerinde işte bir taraftan baraj düşecek. Gerçi o ayrı da yani Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim birlikte yapılacak. Yani burada yine ya çok yüksek bir oy alır HDP'nin adayı demek bence çok e, doğru olmayabilir. Yani yüksek derken 15 değil tabii. E, yani şu var mesela eğer baraj düşerse şu söyleniyor ki bence doğru bir tespit. Yani HDP oyunun içerisinde en az HDP barajı açsın diye bu partiye verilen bir 2-3'lük oy var. E, Türk sol diye tabir ettiğimiz kesimin oyu var. Dolayısıyla yani HDP'nin %10-11'lerde gözüküyor bugün anketlerde ama evet, ilerleyen süreçte siyasette yaşanacak gelişmelerle beraber bu oyu alacağının bir garantisi yok. Elbette canım. Bunu, nasıl itiraz edeyim? Ben şunu söylüyorum. Ya 2018'de %8 mi aldı? 8, Tabii, aldı, 8 aldı da. 2014'te fazla aldı. Bak Hakan Bey. Nasıl? 2014'te fazla aldı. 2015 seçimlerinde %13 aldı. Evet tamam. Ee, 13 dediğim o. 13 HDP oldu daha doğrusu. seçimi diyor Zafer Bey. O, Evet evet. 8 alma sebebi şu Hakan Bey. Bir kısım Kürt seçmen seçim sistemini seçmen bilmiyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bırakın seçmeni siyasetçiler bile daha sistemi çözemediler. Mesela birinci turda tek adayla giderse muhalefet daha iyi olur falan zanneden var hala. Yani çözemediler. Ama bu, Matematiğini çözemediler. Ama iş. bu söylediğinizin Demirtaş'ın yüzde sekiz almasını... Şu müsaaden... ilgisi var. Seçmen bir kısım HDP seçmeni Muharrem İnce daha yüksek oy alır diye o dönüp Muharrem İnce'ye verdi. Abi bu Muharrem de bu oyu nereden aldı ya? Kim... Ya işte 31'i nasıl alacak? Ne, ben HDP'den söyleyeyim size. 8.35 Demirtaş Demir almış. 7.33 Meral Akşener almış. Aynen. 30.67 Muharrem İnce. 52-54 Recep Yanlış abi. hatırlamıyorsam. Oyu, bir kısım seçmeni de Muharrem Bir dakika ama yanlış hatırlamıyorsam Demirtaş o seçimde hapiste değil miydi? Hapisteydi. Yani Masum Bey'in söylediği hani o mağduriyet, hapis falan filan e, çok etkili olması gerekirdi. Ben de şaşırdım gerçekten. Yani 8'in üstünde olması gerekirdi. Mesela, Adam ben ama ben onda sistemini onda, bilmediği on, için. Ya oy kullanıyor. Oylar ziyan olmasın diye en yüksek oy alana verdiler. Halbuki bilmiyorlar ki birinci turda önemi yok. Muhalif kime verirsen ver. Daha onu bilmiyor seçmen. İnanın bilmiyorlar. Ya siyasetçiler bilmiyor yarısı. Seçmen nasıl bilsin yeni matematiği? Ama Bilmedikleri de için Muharrem İnce'ye verdiler. Ama yine de HDP seçmeni sadık bir seçmendir. Sadakat tabii vardır. Tabii tabii. Öyle hani ben öbürüne vereyim de öbürü kazansın. Bizim aday hani her zaman 3 puanda olsa kendi adayına verir. Bir bu sadakat Bu ne biliyor musunuz? Bu, so bu sonuç şu. Genel seçimde barajı açsın diye HDP'ye veren CHP seçmeni o seçimde Muharrem İnce'ye oy vermiş. Ama o zaman, bu da, o. o zaman da şey meselesi var bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş kaç aldı? Orada da cumhurbaşkanlığı oyu 13 değil. 13,5 partinin oyu. Öyle Şimdi miydi? Yani Başak tabii. Demirtaş için Rütük soruşturma başlatılmıştı. Söyleyeyim size onu da söyleyeyim. 2014'ü. Şu anda Şimdi gelen Bey, ne olmuş? Rütük. Ha? Bugünkü program için Fox TV hakkında soruşturma başlatılmış. Gerekçe ne acaba? Başak Demirtaş. Hiçbir şey çıkmadı. Niye yani orada okuyurken ben bunu şu için söylüyorum. Yok yok okuyurken hiçbir bir sorun yok ee, şey işte ama bunlar bir bir araya koymak lazım. Nasıl Son olarak koymak? da şunu söyleyeyim. Özür dilerim. Ee, şimdi bu planı ben kişisel görüşüm çok akıllıca, kurnaz bir plan olarak gördüm. Doğru bir plan olarak gördüm. Ama Zafer Bey ve Mete Bey'in söyledikleriyle de ilgili iki cümle diyeyim de öyle. Söylediniz baştan ama. Söyledim ama bir kez daha söylemek istiyorum. Her şekilde direkt bu ülkenin bölünmesine yönelik bir harekat olan PKK olayı bağlantılı. Söyledikleri 6 Ekim ayaklanma hepsi birbirine bağlantılıdır. 6 Ekim'de Başak Demirtaş'ın bir kanala çıkarılması bence de çok e, üzüntü verici. Yani insanları kırıcı bir harekettir. Zamanlama son derece yanlıştır. İnanılmaz bir hatadır. Ben de Zafer Bey gibi diyeceğim ki umarım hani tarihi farkına varmadan çıkarmış olsunlar. Yoksa e, evet soruşturmadan bir şey çıkmayabilir ama çok anlamlı bir tarihte çıkarılması da abes bence. Ben e, şeyi söyleyeyim. Yani bu Buyur, konuda... Çok özür dilerim. 9,5 almış 2014 seçimlerinde. Demiştik. Ha, orada da 9.5 kalmış. Tamam. O ben yanlış şeyi yanlış anladım. Hatırlamışım. HDP'nin aldığı o. Oy... O 7 Haziran 2015. Tamam, tamam. Şimdi şimdi oldu. Orada 13. Mete Bey. Arkadaşlar Selahattin Demirtaş özür dilerim Mete Estağfurullah. Bütün anketlerde inanın bak Nisan'a sorun, Hilmi'ye sorun. Hani kime güveniyorsanız sorun. En güvendiğiniz devlet adamı veya siyasetçi kimdir sorusuna açık uçlu isim vermeden sorusunda yüzde altılarla, yedilerle HDP'yi temsilen bir tek Selahattin Demirtaş devreye. Ya diyor. o tamam Ona bir itiraz onu de. söylüyorum ben. Ya biz de ben de diyorum ki seçmeni yani, seviyor diyorum. Tamam başka. seviyor Şimdi da mi? sonuçta iki kere teraziye çıkmış iki seçimde. Birinde sekiz almış birinde dokuz almış. Hani şeyde evet, ortada. Doğru, Yüzdelerde ortada. Türkiyeleşme e, leşme şeyiyle çıktığı dönemde aldığı o yanlış hatırlamıyorsam ben şunu söyleyeceğim e, yani bu ben bu organizasyonun bu yapılanların hangi organize yani şimdi baştan beri HDP konusu ve diğer konular konuşulurken bir konuyu ısrarla unutuyoruz. Şimdi birçok parti şöyle bir tabir kullanıyor. İşte özellikle Cumhur İtt Millet İttifakı olarak işte HDP meşru bir partidir. Israrla bunu söylüyor. Ama meşru olmuş olmasına rağmen beraber aynı ittifak içinde e, olacak kadar da meşru görmüyorlar yani bileşenlerinin içerisine alacak kadar da meşru görmüyorlar meşru Parti ama nedense biz beraber hareket ediyoruz e, demeyi e, bir türlü yapamıyorlar Aslında bu bütün yaşadığımız süreç e, kendi seçmen kitlesine HDP dışındaki bir figür üzerinden Partiler arası işbirliğini ortaya koymak için yapılmış adımlar olarak değerlendiriyorum ben. Yani burada yapılan şey yalnızca Selahattin Demirtaş'ı değil, Selahattin Demirtaş'ın Türkiye'deki en önemli hatırlanan olayı hangi zamandır? 6-8 Ekim olayları sırasındaki fonksiyonudur. O zamanki fonksiyonudur, duruşudur, Barikatlar döneminde sarf ettiği sözlerdir mahkemeye yansıdığı için çok fazla detayına girmeyeceğim. Evet. Çünkü yargılama süreci devam ediyor. Ama bununla anılıyor. Hayır, bir de siz, görüntülü yani. Videosu siz Selahattin Demirtaş'la ilgili eğer iknayı başarabilirseniz, siz ilk seçimde, ilk aday seçiminde, ilkinde tek adayla çıkabilirsiniz. Bu süreçlerin tamamı bence Başak Demirtaş'ın adaylığını yapmaktan öte meşru deyip meşru görmedikleri partinin taban tarafından kabullenilmesini süreci olarak değerlendiriyorum. Bu tam bir PR. Tam bir PR. Ben 6'sında çıkartılmasının da en çok anıldığı gün, yani en çok kötü anıldığı gün oraya çıkartılarak bir kez daha tartışıldığını düşünüyorum. Biraz ben zaten... bunun basit bir basit bir olgu olmadığını bilinçli bir, mi yani? Bilinçli olarak e, o gün çıkartıldığını Nasıl tartışıldı bir, tartışıldığını bir, düşünüyorum. Bir, bir daha izah eder misiniz? Anlamadım. Nasıl bir PR? Bütün PR'lar şey değildir. Ee, neli, yani gösteri gösteri e, değildir. Gösteri gösteri yapılmaz. Bazen tarafları ayırırsınız ve o ayrılma sırasında sizin sevmediğiniz grup destekliyorsa siz yanınıza doğru çekersiniz. Tamam. Şimdi ortada bırakırsınız bir kişiyi. Eğer bir kişinin bu yaptığına başka grup inanılmaz bir şekilde tepki gösteriyorsa bir şekilde kendi tarafınıza doğru alırsınız. Bütün PR'ler işte normal gidip çok da iyi insandı falan dedirtmezsiniz. Yaratacağınız tabiri mağduriyetler üzerine kurarsınız. Orada kullanılan kelimeler, sarf edilen sözcükler anlatılan hikayeler ve diğerlerini tamam. Atatürk, adı. Atatürk çok önemli orada. Bu hikayenin yani. içerisinde bakın bu, bu hikayenin hep var. içerisinde hep var ama beraber orada olmaz diyor işte. Tabii. Sen de o programda hep var. Atatürk, ee, değil mi? Tabii tabii yani. hep var ve hep konuşmanın bir yerinde kişiselleştirilerek Atatürk'ten bahsediyor. Yani orada Atatürk özel konumuz diye düşünmemek lazım. Peki. Ama ama EDP, genel siyasetidir. Atatürk'e son derece karşı, Atatürk'e kızan, Atatürk'ü sevmeyen bir yapısı Ama, ama var yine orada Ay, Başak, diğer liderler geldi zaman. diye Atatürk fotoğrafı konmadı diyor yani, Mahmut. Tabii. Ve bak diğer zamanlarda Selahattin Demirtaş'la gittiği zaman yine Atatürk vardı orada. Peki şöyle söyleyeyim, sizin müsaadenizle bakın. De, 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 de. Şimdi programdan mesela Başak Demirtaş'ın bence mesajları madem Mete Bey o topa girdi, ben de bunun e, hani tesadüfi olmadığı kanaatindeyim. Şimdi bakın diyor ki Selahattin kişisel bir mesele yüzünden içeride değil. Derdimiz Türkiye. Türkiye'ye demokrasi ve barış gelmesi için mücadele ediyor. Biz de ediyoruz. Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu ile konuşuyoruz. Özel günlerde, zor zamanlarda birbirimize dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Son olarak dün konuştum her ikisiyle de. HDP'nin tutum belgesini büyük bir takdirle karşıladım. HDP Türkiye'nin demokratikleşmesi için büyük çaba sarf ediyor o kadar çok ötekileştirildik, kutuplaştırıldık ki tüm ön yargıları kırmanın en etkili yolu konuşmak, tanışmak, birbirimize temas kurmak. Bence kritik cümle bu. Ön yargıları kırmak. Mete Bey'in söylediğiniz şey yapın. 6 Ekim'in yıl dönümünde siz oraya çıkarak bu mesajları verdiğiniz zaman 6-8 Ekim olayları sebebiyle size tepki duyan, size mesafeli duran geniş halk kitlelerine bir mesaj veriyorsunuz. Bizim derdimiz Türkiye diyorsunuz. Biz Türkiye'lileşmek istiyoruz diyorsunuz. Ön yargıları kıralım diyorsunuz. Yani bu, e, şimdi bizi yine linç edecekler de çok organize bir PR çalışması gibi gözüküyor. Yani çok Siz izlenen... Sizin böyle bir ha şey. Yani, Kim linç edecek ya? Niye ya edecek? işte bunları söylediğiniz zaman kötü oluyorsunuz ya. Hani işte komple teorisyeni falan oluyorsunuz ya. Maalesef görünen o. Yani kimse kimsenin aklıyla... Ya bir aklıyla, analiz yapıyorsun. Ha tabii tabii. Şey kimse kimsenin aklıyla Allah Allah. dalga geçmiyor. Böyle düşünmek lazım. Şimdi çıkarken Başak Demirtaş oraya herhalde HDP yönetiminin bilgisi dışında çıkmamıştır. Tabii. Niye kendisi yapacağı yap, yapacağı konuşmaların da herhalde HDP kurmaylarıyla gözden geçirilmiştir. Neler söylenecek bir plan dahilindedir çünkü oradaki konuşmaları. Burada iki türlü düşünmek lazım. Hem sizin yaptığınız yorumlara göre. Şimdi Hakan Bey diyor ki Selahattin'den bir taş daha popüler. Abdullah Öcalan'dan da onun için seviliyor, onun içindir belki HDP içindeki belli bir grup, hani sizin dediğiniz ters bir evet. aracı, hatta akıllı bir plan. Onu e, ortaya koyup bir kere toplumda acaba olumsuzlaştırabilir miyiz? Ama onu yaparken de aynı anda HDP'yi tekrar sistemin içinde tartışır tutar mıyız? Bir kısım da bu aklı verenlerin, çünkü... Bunlar bir ortak akılla yönlendiriliyor. Şu televizyonun o gün çağırması falan bu sıradan bir gün değil. Tesadüf e, olamaz. Tabi olamaz ve bu istihbaratı Aydın aydın alması zaten bunun birkaç gündür konuşulmasından kaynaklanıyor. Konuşulmuş Tesadüf ki olamaz. birisi tabii bir yerden bir. duymuş. Şimdi mı? dolayısıyla bizim yaptığımız yorumlar, analizler biz kendi gözümüzle yapıyoruz. İşte böyle yapacaklarını düşünüyoruz. Ama işte ee, en, en, en samimi şekilde değildi. de yani başka bir kişinin yorumunu da söylemeyeceği şeyi... Neyin PR'ı? E, Mete Bey bir... Mete Bey'in şeyini söylüyor. Ben onu Hızırtma hemen söyleyeyim. Neyin Mete Bey diyor ki kişisel duygularımla da yorum yapıyorum. Onun için bu çok önemli yani. Bunu da bekliyorlar. Yani Neyin PR'ı? Insanların... Bu PR eee... E, Meşru olarak görüp bir türlü meşrulaştıramadıkları, kendi kitlelerine beraber ortak hareket ettiremedikleri HDP PR. Yani Selahattin Demirtaş üzerinden HDP PR'ı. Yani artık beraber davranalım, Şöyle beraber mi? olalım. HDP'yi daha meşru algılatma planı. Aynen öyle. Yani aynı ittifakın içerisinde kimsenin reddedemeyeceği kadar e, dönüştürülme planı. Şimdi geçmişte bunun adı neydi? Türkiye'yleşmeydi hatırlarsanız. Yani parti evet, Türkiye'yleşmekti. Evet, evet, evet. Ve Türkiye bence... O güzel bir şeydi e, ama. Hayır bence de çok güzeldi ve e, şöyle bir tabir kullanalım. <laughs> Türkiye'deki birçok insan e, hatta çok sert olan arkadaşlarım bile bu plana çok, inanılmaz bir şekilde destek vermişlerdi. Herkes yani, ya bütün herkes. toplum bunu benimsedi ama, aslında yani. evet. E, Kredi açtı yani. Ama işte ondan akıllıca diyorum ya. O Nasıl kredinin arkasından bu, patladı bir, bu olayların hepsi. Ama işte o Bakın, ha, dediği de doğru unutmayın. Mete Bey'in. Şimdi o kredi açıldı ama evet. o kredi, açılan kredi iyi değerlendirilemedi. Tam tersi. PKK'ya, tamam. ya kardeşim ben oy alıyorum. Ben Ahali bana güveniyor. Yüzde 13-14 oy vermiş. Evet. Sen ne oluyorsun? Dur bakalım artık diyemedim, biz bu hareketin başını biz çekiyoruz. Karar alıcı biziz. Evet. Halk bize oy vermiş. Maalesef. Diyemedi. PKK'nın başlattığı teröre karşı dur diyemedi Maalesef. ya. 7 Haziran'dan sonra. Evet, aynen. Ortalığı bombalar patlamaya başladı. Doğru. Cinayetler işlenmeye başladı. Gözler HDP'ye çevrildi. Susuyor. Evet, doğru. Yani bu değil mi olay e yani? yani? O söylüyorum. Yani evet. o Türkiyeleşme projesi olmadı yani. Hepimizi heyecanlandıran, Ama sevindiren. Ama planı dediği de kurnazca dediğim o ya. O akıllı bir plan beyler. Yani en azından tutmaya başladı tekrar. Yani, yani bakın bunun ha, için, evet. Bakın yani. bu erken erken yapılacak bir şey olamaz. Yani bunu siz 2023 seçiminden yaklaşık 3 ay önce yapmış olsaydınız tam tersine köpürürdü bu. Ama daha mı iyi olurdu yani. Hayır tam hayır, tersine. Tersine. Orzuna yayarsanız vadeye yayarsanız. Ha bugünden yapılması bugünden daha. Bugünden yapmanız lazım. Hatta ben daha önce başlandığını düşünüyorum. Çok daha önce başlandı bu. Ve bu e, bugüne kadar dozu attırarak devam ettiriliyor. Ama Mete Bey bence bu planın olabilir. Böyle bir plan yapılıyor olabilir ama şöyle bir handikapı var. Kandil dediğimiz bir olgu var. Oradaki adamlar e, senin planını yani burada bunların yaptıkları planı hiç takmıyorlar. Adam çıkıyor mesela dün baktım bir tane o terör şeflerinden birisi böyle konuşuyor. Diyor ki, "Ey CHP, bak diyor, HDP ile birlikte hareket et. Bu da senin için iyi olur." filan gibi neredeyse siyasete gön çiziyor. Yani CHP'ye akıl veriyor. HDP ile birlikte ol diyor. Yani oradaki o kandil şefleri, yani şefleri ama bakın da konuştukça abi. bakın tam işte e... onlar konuşursa tutmaz bu planı. Bakın plan ben diyor. de aynısını söylüyorum. Bu PR tutmaz. Ha, tam tersine tutar. Demin e, ne dedi? Zafer, Kandil'le anlaşamayan, Kandil'le mesafesi olan, kandilenin sevmediği, bakın figürlerin seçilmesi, daha önce denenmiş olan kişilerin üzerinden gidenler, mesajlar ve diğerleri böyle verilir. Siz her bir planı e, sonunda Zafer'le sonuçlanması için yaparsınız ama Zafer'le sonuçlanmayabilir. Ben de Zafer'le… Ortada bir, ortada bir şey var, e, bir… Çalışma var tamam ben bu çalışmanın ben bu çalışma olduğunu söylüyorum ben bu, çalışma, bu tutmaz şimdi bu çalışmanın önüne de yine kandili ben bak şöyle sö söyleyeyim çok çok kısa iki cümleyle özetleyeceğim HDP'nin Türkiyeleşmesine Türkiyeleşmesine darbeyi kandil vurdu kandil ya EDP sen dur bakalım biz biz biziz bu işin şeyi burada biz savaşıyoruz sana ne oluyor sen kimsin dedi ve darbe vurdu. Evet. Bakın şimdi de eğer böyle bir girişim varsa buna kandil ben darbe vuracak. Doğru. Ben katılıyorum. Ee, Ahmet Bey ben e, şimdi bu tür hareketlerin ikinci boyutunu atlıyorsunuz adam. Bu boyutlardan bir tanesi de herkesin daha fazla nefret edeceği bir obje yaratırsınız. O obje yarattığınızda Diğeri çok da önemli olmaz. Çok Kandil da mi dosyayla şey? konuşulmaz. Kandil mi abi? Bakın şey? Kandil Başka artık öyle mi? Kandil aslında şu anda bugüne kadar yaşanan süreçten içine baktığınızda sizle beraber burada gara Şehitlerimizi konuştuğumuzda benim bir isyanım vardı hatırlıyor musunuz? Herkes her şeyi konuşuyor ama PKK konuşulmuyor farkında mısınız demiştim hatırlıyor musunuz? Evet. Yani PKK gibi bir örgüt terör örgütü konuşulmuyor burada. Yani. Esas şeyin faili, faili, fail konusu. Doğru. Hiç konuşulmuyor farkında mısınız dedim. Hedefe konanlara, kişilere, kurumlara ve diğerlerine baktığınızda PKK listede bile yoktu. Ya orada haklıydınız da konumuzla ne Şimdi onu söyleyeceğim. Çok uzun zamandan beri PKK bu işin içerisinde artık nefret edilen objenin sırasında 3. sıraya, 4. sıraya düşürüldü. Asıl nefret edilen kişi için yapılan bir hedef var. Yani o hedefe konuşuluyor. Kim yani? o? Sayın Cumhurbaşkanı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı hedefe koyarak e, karşısına getirilmeye başlandı. Bunun ötesine yoktur. Bakın siz planları şöyle getiriyorsunuz. Birisinin PR yapılırken bunun bir de başka bir PR'ı daha vardır. Birisini de aşağı doğru çekmeniz lazım. Tamam. Nefret edilen objeyi benim etrafımda bir sürü bir sürü insan var. Şimdi yani psikolojik savaş konusunda tamam, anlıyorum. Yani milliyetçiliği konusunda, e, cumhuriyet severliği konusunda, vatanseverliği konusunda bir şüphem olmadığım insanlar var. Yani öyle konular geliyor ki öyle bir tartışma içine giriyoruz ki şey söylüyor ya ya kardeşim benim için ikinci planda diyor. Evet, bu nefret bu nefret. Benim için ikinci planda önce gidecek diyor. Ya onu sonra konuşuruz. Onu sonra konuşuruz. O gidecek önce diyor. Yani oradaki mevzu artık onun için onun için hiçbir ögesi yok onun için. O ikinci plana düşmüş. E, bu ben... plan bakın birinci bölüm o kadar iyi çalışıldı ki ikinci o... bölümü ikinci bölümde siz hala PKK'yı bakın e, gara olaylarında. Yalnız kayda değer başka şey olaylarda yani. diyorum biliyorum. Burayı burayı pas geçmeyin. Hayır hayır. Ben pas geçmiyorum. Ya o, bu birinci olay. Ya hala işleniyor her Ya gün. o o birinci olay dediğiniz o duygu var zaten. O var. O zaten şu anda mekanizma öyle çalışıyor. Fakat ben yine de e, PKK konusunda Hakan Bey daha iyi bilir. Duyarlılık taşıyan bir kesim yok mu Türkiye'de ya? Of. Ne diyorsun? Yok mu yani? Ya bunlar hepsi Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan nefreti üzerinden manipüle edilebilecek i̇şte insanlar. Onu, ona çalışıyorlar diyor ama tutmaz gibi geliyor bana. Çünkü Türkiye'nin %79'una inanın Türkiye'nin bütününe PKK deyince aklına ne geliyor diye sorduğumuzda %79 nefret diyor abi. İşte ama o yüzde Bunu kaldıramazsınız ortada. Mete Bey de diyor ki böyle bir Erdoğan karşıtlığı öyle bir pompalanıyor ki diyor. Adamların umrunda değil. Erdoğan gitsin de isterse PKK gelsin. O ikinci konuşulacak mevzu. O ikinci konuşulacak. Mevzu. Şimdi bu bir plan olabilir. Askerler bu tür planları hakikaten böyle enteresan planlar yapar. Bu psikolojik savaş filan dediğimiz şeyler var ya. Olabilir. Ama tutması zor diyorum. Başaramazlar diyorum. Ben yani... size yıllar önce bir şey söyleseydim. Siz bu işi çok iyi bilen, CHP ile çok iyi tanıyan insansınız değil mi? Mesela bugün CHP'de yer alan bazı milletvekilleri yani Atatürk için böyle çok iddialı kelimeler kullananlar veya diğerleriyle ilgili. Bunlar bir gün CHP'de siyaset yapacaklar deseydim. Veya daha önce çok eleştirdikleri, çok ağır eleştirdikleri, yani AK Parti döneminde de çok ağır <laughs> eleştirdikleri kişileri bugün beraber ittifakın bir parçası yapacaklar deseydim. Veya 2008'de Cumhuriyet mitingleri düzenledikleri e, Abdullah Gül için Cumhurbaşkanı adayı yapacak deseydim siz bana ne derdiniz? Ama işte bir sürü şey ha. gelişiyor siyasete. Ne siyaset derdiniz te. siz bana? Yaşım şimdiki yaş olsaydı derdim ki olabilir. Ama o yaşta olsaydı <laughs> ne derdiniz? olmaz, olmaz derdim. Ya derdiniz ki hani dünya tersine döner. Dünya tersine döner. Ama bunun olması... Neyse bakalım dünya, dünya tersine döner. Bu Bir şey var. Benim bir itirazım var. Bir şey var gözden kaçırıyoruz. Yani bütün bu tartışmaları yapıyorsunuz. Haklısınız. Bireysel. Bunların yapılacağı var sayılarak. Başak Demirtaş ne diyor? Dün diyor... Selvik Kılıçdaroğlu'yla ve eee Dilek İmamoğlu'yla İmamoğlu görüştüm diyor. Bu sorunları konuştum diyor. Yani konuya şu amaçla konuşmuş filan değil. Vermesi gereken İttifakın yerlere mesajı. Gibi. Biz mesajı veriyoruz. Şey yani gibi değil. Ee, daha farklı bir şekilde. Yani ben var kopuk değiliz yani, laf olsun diye konuşuyoruz. Seçime ayrı girsek de beraberiz olarak da okunabilir yani. Öyle bir şey de var. Bu arada bir şey atladık. Sayın Bakanım çok özür dilerim. Hakan bu Bey. Arada şunu da bugün söyleyeyim. ben bugün ben Hakan Bey'e hep itiraz edeceğim. Çünkü kendisiyle sık sık ayrı düşüyoruz. <laughs> Gerçekten ee, mi? E tabii yani. Hatta geçen bir programda benden bahsetmişsiniz. Onu da haberini aldım. Niye olumlu bahsettin? <laughs> neyse konuya girmeyeyim. Eee <laughs> <laughs> Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı seçim Ahmet Bey biraz bence yanlış yorumluyoruz. Bence her iki ittifak da bu seçimi ilk turda bitirmek ister. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber bir de milletvekili yani parlamento seçimi yapılacak. Şimdi orada ittifaklardan biri 301'i alırsa ki bugünkü mevcut konjonktürde de bakıyorsunuz bu AK Parti ve MHP ittifakı olur. Yani mecliste karar alma sayısında 301'i geçerlerse seçim ikinci tura kaldı 10 gün sonra seçim olacak. E şimdi o seçmen parlamentoda onay verdiği cumhurbaşkanına ikinci turda oy vermeyecek mi? Tersine ne diyecek? İstikrar devam etsin diye şey mi değil diyorsun? mi? Cumhur daha İttifak fazla oy verecek. E, tabi, geçerse mi? e tabi, tabi tabi tabi. Yani dolayısıyla seçimin ilk turda bitme ihtimali daha yüksek. Ben de zaten seçimin ilk turda biteceği kanaatindeyim. Ama be, buradaki şey şu. E, koşullar eşit değil. Cumhur İttifakı birinci turda kazanmaya odaklanıyor. Evet. Ama bütün konuşmalarda tavsiyelerde, eleştirilerde Millet İttifakı'nın ise ikinci tura kalması gündeme getiriyor. Yani ne olacak? İşte herkes adayını göstersin. Ama Sayın Bakanım işte parlamento aritmetiği burada seçmen tercihinde belirleyici olur. İşte ben de i̇kinci geçen tur, gün aynı gün şeyi sonra yapılacak. söyledim. Dedim ki ikinci, aynı tura, ikinci evet. tura kaldığı zaman şu anda Millet İttifakı'nın aleyhindedir. Yani Reda, o yüzden millet, Masum tabii. Bey de birinci turda işi bir O yüzden her iki ittifak da birinci tura oynar. Dolayısıyla burada Başak Demirtaş'ın adaylığı da Millet İttifakı'nın işine gelmez. Ya ama o zaman yani şurada anlaşamıyoruz. O zaman HDP'nin aday çıkarmaması lazım. Çıkarması lazım tam, tam tersine. tersine. Bakın şimdi tam tersine. İ, İyi Parti ve CHP 2019 yerel seçimlerinden beri ne, diyorlar, ne şey diye eleştiriliyor Ahmet Bey? Ne diyorlar ama ben katılıyorum. Şimdi bakın ben e şunu e bir alacak e e e öyle. HDP şunu bir içinde değilse. Ya o zaman ittifakın içinde de olur. Zorunda. Hayır yani, bakın, bakın şu ben, var. Ben, ben şimdi şey şimdi İyi parti İyi Parti ve CHP 2019 yerel seçimlerinden beri ne diye eleştiriliyor? Ne diyorlar? HDP diyorlar değil mi? Hiçbir büyük şehirde aday çıkartmadı. CHP ve İyi Parti bunu size destek verdi. Süre, size destek verdi diyor. Aday çıkartmayarak destek ver diyorlar. Meral Hanım da ne diyor? HDP diyor ayrı aday çıkarsın. Çünkü o görüntüyü bir kez daha vermek istemiyor. HDP sembolik de olsa Tabii, bir seçimde aday seçimde çıkartacak. Ama genel seçimde o görüntü Ben tutmaz. bir şey söyleyebilir miyim? Size bir şey soracağım. Çok Hakan iyi anladım. Bey. Evet. Yani Alabilir. çıkartmak zorunda. E, Hakan Bey bir şey sorabilir miyim? Estağfurullah. %51 yani 50 artı 1 diyelim öyle söyleyelim. 50 artı 1 dediğimiz %51 de 50 artı 1. De ki oy, oy şu değil mi? Geçerli oyların %50 artı 1'ini alan değil mi? Tabii ki. Yani seçmen sayısı değil. Değil. 50 artı 1. Bakın eğer HDP aday çıkartmazsa HDP'den oy atmaya gitmeyenler genel anlamda yüzdeyi düşüreceği için HDP mutlak olarak ve mutlak Birincisinde aday evet, 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 gösterecek evet, Başka türlü olamaz. Olmaz. Ama olur. Eğer AKB'de HDP seçmeni gidip başkasına olur. o şevki vermezseniz, o gücü ona vermezseniz ve artı şunu yaşatırsanız. Ya yani şöyle mi? Bir dakika ya. Bak, anlatayım. HDP aday çıkartacak ama HDP'liler diyecekler ki ya bizim adaya oy vermeyin. Yo, anlatayım. Yok anlatayım. Yok nasıl olacak? Bak öyle tam demek. anlatayım. Bak tam olayı anlatayım. HDP çıkıp normal güçlü de aday gösterecekler. Bakın güçlü de aday gösterecekler. Buradaki görüntü şu. Eğer HDP oy, aday çıkartmazsa genel seçimin içerisindeki havayla HDP Cumhurbaşkanlığı adayına oy veriyor şeklinde oraya oy vermeyecek insanlar da oluşacaktır. Ya bir iki o görüntü ben sandığa diyor. HDP'li değil mi onu demiyor? Hayır o ikincisi. O birincisini söyledim. Evet. İkincisi de eğer HDP çıkartmazsa HDP şu andaki Cumhurbaşkanı adayını destekliyor diye Cumhur İttifakı Provan'da başladığı andan itibaren oy da. vermeyecek bir oran oluşur. Tabii o yüzden mutlak ve mutlak aday çıkar. HDP aday tamam, çıkaracaktır canım. diyorum. O, tamam. Peki ve birinci turda kazanmaya mı oynayacaklar Millet İttifakı sizin görüşünüze göre? Hayır, hayır. Yok. Yani ikinci tura bırakmaya, e, onların her bütün davaları için tura bırakmak Şimdi Hakan Hı, Bey bir tamam. şey söyleyebilir miyim? Şimdi anlaşıldı. Şimdi ha. Şimdi, şimdi bir, biraz reklama gidelim. Ondan sonra söyler misiniz? Evet, yani yok. şöyle toparlarsak iki görüş belirdi burada. Birinci görüş e, HDP güçlü bir aday çıkartır. İkinci tura Millet İttifakı onun evet. oynaması söz konusu olabilir. İkinci görüşte hayır, Millet İttifakı güçsüz bir aday çıkartır. E, Millet İttifakı'nın Birinci turda kazanmasını hedefler. Tamam ama onun anlamı yok diyorum ben de işte. Ekrandan sonra neden tamam. anlamı yok Peki. onu söyler misiniz? Bir kısa ara verelim ondan sonra. Tekrar birlikteyiz. Hakan Bey bir şey söyleyecekti. Şimdi strateji bakımından bu Voltaire'in meşhur düşünür var ya bir lafı var. Diyor ki en iyi siyasetçi kendini olduğundan fazla görmeyen, olduğundan da az görmeyendir diyor. Aslında bu her meslek için, her kişi için geçerli. Hepimiz kendimizi ne olduğumuzdan fazla görmeliyiz ne de olduğumuzdan aşağıda görmeliyiz. Muhalefetin bu lafı niye söyledi? Ah keşke biz bizler o Er, e, olgunluğa erişebilsek o bir olgunluk. En azından gayret ederiz. Evet o bir olgunluk meselesi yani. Doğru. Gayret ederiz en azından. Ne olduğundan büyük göster kendini ne de olduğundan küçük. Tabii ki. Yani o bir olgunluk. Tabii. Genel bir laf da var ayrıca böyle. Şimdi muhalefetin de stratejisi muhalefet durumunu biliyor. Şu anda daha adayı bile belli değil. Oysa 19 yıldır Hakikaten bir dünya rekoru kırarak seçim kazanan, demokrasi seçim tarihi rekoru kırarak dünya rekoru kıran bir kişiyle yarışacaklar. Bir insanla yarışacaklar. Bu böyle hani ya birinci turda geçelim falan filan bir iş değil bu iş. 16-17 seçim, 19 senedir dublemisti fark yaparak seçim kazanmış bir insan, bir, bir devlet adamı. Artık siyasetçi de değil, devlet adamı. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Dolayısıyla kendini olduğundan fazla görüp de, ya ben birinci turda götürürüm, tek adayla çıkayım dedikleri an, 55'e 45 biter birinci tur. Çünkü o tek adayla çıkmak şu demektir. Aday kim olursa olsun mu? Tabii. Çünkü HDP ile kol kola girdiğiniz an, dedikleri gibi... Evet. 5-6 puan sandığa gitmez, tek ada, da oy gelmez. Tek adayla çıkmak demek, HDP ile girmek demek. Tabii ki. Öyle olduğu için birinci turda seçimi kazanamaz. Şimdi bunu muhalefet biliyor. Bil muhalefet, yo yo bilir, en az bu kadarını bilirler. Yani en, Kemal Bey bilmese de diğer liderler bilir. En az Yok Kemal ya, Bey Akşener, muazzam planlarını biliyoruz. Öyle Akşener şekilde. bugün demiş daha ya, bugün tek adayla gideceğiz demedi mi Onur bugün? İttifak, ama kendi, kendi İttifak. ittifakı için söylüyor. Yani CHP Hayır, iyi parti. O kendi tamam, iyi, tamam, için. tamam. Tamam tamam. Şimdi anladım. Muharrem İnce çıkacak, Sarıgül çıkacak. Efendim Beksaadet çıkacak. Bilmiyoruz yani. Şey Ali Babacan çıkabilir. Puanları 2'ye 3'e yürüdü. 1 de 1'di. 2 2.5 yürüdü yani puanı. Şimdi dolayısıyla muhalefet kendinin durumunu bildiği için birinci hedefi birinci turda karşısındaki çok güçlü bir adaya Barajı şey 50 %50'yi geçirtmemek. Yani birinci turda kazandı. Hakan Bey bu şimdi bazı siyasi partileri böyle çok yürüdü, ilerledi diyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki e, ilk turda tek aday çıkartırlarsa 45'e 55 bir denge olur. Ya madem bu kadar iyiler nasıl oluyor da e, ilk turda tek aday çıkarlarsa 10 puan fark yiyorlar? Şöyle olur. Yani mesela Babacan benim anketimde babacan yok. Ben yapmadım altı. Valla ben de Türkiye bu yılda anket gördüm. 0.8. Hayır hayır yani ben başka 2 -2 anketlere bakarak de... 2-2.5 oldu diyorum. Hmm. Yani 2-2.5 gördüm 2-3 yerde. Benim, benim, Benim anketim değil diyor. Ben Türkiye geneli yapmadım 7-8 aydır. Sayın evet. Davutoğlu kaç gözüküyor? Efendim? Sayın Davutoğlu kaç gözüküyor? O 0-7-0-8. O yürümüyor. Babacan biraz yürümüş. Yani anketler, tamam. güvendiğim anketleri ben biliyorum. Onlara bakarak 4-5 firma var. Bakıyorum ki ya bir ile iki buçuk arasında bir yerde. Çünkü Keşke bir veren var, iki buçuk. Anketlere güvenebilsek ya. Böyle bir sıkıntı var yani. hiç Yok yok. <laughs> Düzgün çalışanlar var. Hakikaten Zafer Bey. Şimdi ya vardır vardır. Tabii. problem şu. Muhalefet bu gerçeği bildiği için, rakibinin gücünü bildiği için birinci turda geçirtmemeye çalışacak. Bunun yolu da çok adayla çıkmak. Çünkü ikinci tura zaten iki kişi kalacağı için o bütün muhalefete oy veren oylar Hatta finale kalan aday, muhalefetin adayı iktidar seçmeninden de oy alabilecek biri ise oradan da bir 3-4 puan alabilir. Akşener'in İstanbul modeli dediği o, onu kastediyor. Tamam anladım. Evet. Gayet. İşte burada sır bakın son yerel seçimde muhalefet başarı kazandı filan diye konuşuyoruz ya İstanbul'la Ankara'yı aldı diye. Ya o seçimde AK Parti ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın toplam oyu Türkiye genelinde 52 buçuk. 52 buçuk ya. Yerel seçimde. Evet. Hani şu İstanbul'la Ankara'yı CHP'nin kazandığı seçimden bahsediyoruz. Siz onu hep vurguluyorsunuz. Ama çok önemli. Ama belediye başkanlarını kazanmaları da Ankara'yı... Var anlamı. O, da, o, o da önemli evet, yani. Tabii ya, o bir da... ölçü. Bir ölçü. Ama Türkiye genelinde seçmenin 52,5'ü gitmiş AK Parti ve MHP'ye vermiş. Doğru. Doğru. E hal böyle olunca bu genel seçimde yerel seçime de benzemez. Ya başka İstanbul, faktörler var. Doğru söylüyorsunuz. Kolay ya, yani. bir şey değil. Evet. İstanbul'da 39 belediyenin değil mi? 25'i AK Parti'de 14'ü ayrıca, ayrıca. 14'ü muhalefetti. Ayrıca, ayrıca bura evet. Yani, yani ayrıca belediye meclisinde de AK Parti. Yani Ankara'da da öyle. Hakan Bey siz şunu altını çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki kardeşim sizin İstanbul'u Ankara'yı almanız bir başarıdır evet. seçimleri. Tamam. Buna bir itirazım yok ama bunu abartıp da e, Türkiye'nin anlamına gelme. 52 buçu görmezlikten gelmeyin Aynen diyorsun. öyle diyorum. Anladım. Bu Türkiye Şimdi... durumu bu. O Voltaire örneğini vermemin sebebi de kendini olduğundan fazla gördüğün an planın tutmaz. Az görürsen de tutmaz. Olduğun yerde görürsen doğru dürüst bir strateji geliştirirsin. O zaman kazanırsın da demiyorum. Bak ihtimalin olur. Tabii tabii tabii. Yani her, bu iki taraf için de geçerli. Elbette canım. Yani sadece millet İttifakı Hayır bunu için niye değil? muhalefete habire konuşuyoruz anlatıyoruz? Abi öbür taraf 19 senedir seçim kazanıyor ya. Ne öğreteceğiz devamlı seçim kazanan insanlara? Biraz yani an, ne, biraz... ne anlatacağız? Hay neyini eleştireceğiz? Bir şekilde kazanıyor. Doğru strateji geliştiriyor demek ki. Her seçimde de bu sefer kazanamayacak deniyordu. Evet. Bu sefer kazanamayacak. Onun için bir de bize diyorlar ki yok şeyi konuş iktidarı ile Zaten eleştiriyoruz canım. Ekonomide konuştu saatlerce. Geçen hafta CNN'i eleştirmişler. Toplam 17 saat ekonomi konuşuldu. Ben şahidim ya. Tarafsız bölgede 3 saat konuştuk. Hayat pahalılığını. Sonra Başak Hanım'la konuştuk. 3 saat. Toplam 17 saat Türkiye'deki hayat pahalılığı konuşuldu. Ya Ondan sonra da diyorlar ki CNN bilmem neyi konuş Hayat pahalılığı. Konuştuk işte. Hayat pahalılığı şu anda Türkiye'nin bir numaralı gündemi. Evet. Yani bütün bu konuştuklarımız o çerçevenin içerisinde Çok zaten yorumlanıyor. Dünya'nın gündemi. Dünya'nın gündemi. Dünyanın dünyanın küresel gündemi. çapta e, ortalık karışıyorlar ya. Hani CNN muhalefeti konuşuyor diyorlar. Ya iki sebepten. iki tane olay söylüyorum. Bir, pahalı da konuştu CNN. 18 saat konuşuldu. Ben şahidim. Ben vardım çünkü. Dört programda. Ayrıca muhalefeti niye konuşuyoruz? Sürekli kaybeden taraf. Kaybedene fikir verirsin. Veyahut da şunu yanlış yapıyorsun. Dedi. Ya zaten Kazanana <laughs> neyi öğreteceksin ya? Biz burada zaten şöyle yapmıyoruz. Hani muhalefet kazanamayacak. İşte Cumhur İttifakı aldı gitti. Millet İttifakı başaramayacak. Bunu konuşmuyoruz ki biz burada nasıl hareket ederse nasıl bir başarı Aa, kazanabilir. Ayrıca fikir veriyoruz. Ha? <laughs> evet yani. Ama şöyle bir durum var ee, Hakan Bey. Buyurun. Şimdi sizin yorumlarınız anket varsayımı üzerine dayanıyor. Ama ben mesela iki seçimde ikinci tur hesabı yapıldı. iki tane yapılan halk oylaması yoluyla Cumhurbaşkanlığı seçimi. ikisinde de strateji yanlıştı. Eğer başlangıca birinci turda kazanalım deseydi belki de birisinde değişebilirdi. Bu da doğru. Bu yani, da doğru. Bak, Masum, yani, bu yani, yani katılmıyorum tabii. Yani, tabii. yani bakın, e, şey şu, iki seçim denendi e, bu yani. Tabii, doğru mesela doğru. şu anda tartışırken ben fazla e, katılmak istemedim. E, Metnin detayına biraz daha baktım Onur Bey'in gönderdiklerinden. Şimdi bu Başak Demirtaş'ın çıkışı böyle tesadüfi değil, sıradan bir iş değil. Günü de bilerek seçilmiş, televizyonu bilerek seçilmiş. Zaten 2 e, Ekim'de diyorsunuz şeyde ve Aydın Ayaydın e, aydın aydın yazmış. Aydın Aydın bu istihbaratı almışsa o yazdıktan sonra bu istibarata meraklı olan başka gazeteciler, başka siyasetçiler bunu yoklamışlardır. Ve e, konuşmanın bir yerisinde durduk yerde bir gün önce eğer e, isimlerini geçirmek için Kılıçdaroğlu işte Selvi Kılıçdaroğlu Tabii, ve İmamoğlu'nun İmamoğlu geçirdi. Dilek İmamoğlu. Bunlar şeydir, şimdi e, tartışmadığımız için fazla ben konuşmak istemiyorum. Bir tek bu seçimde Cumhurbaşkanlığı sıkıştıracak iki tane önemli olay var. Bu iki olaya bakarak bütün dengeleri değiştirecek manivelayı yurt dışından, şuradan, buradan o darbeler zamanında kullananların Kullanma yetkileri kendi yerlerinden alıyorlar. Ben bu kadar 19 yıldır baş, Cumhurbaşkanlığı Başbakan olduğu dönem dahil bir tek bu son Rusya seyahati sonrası, bakın Amerika seyahati sonrası demiyorum, Rusya seyahati sonrası ve son yaptığı konuşmada ekonomiyi biz yapıyoruz, ben yapıyorum değişini üzüntü ifadesi olarak gördüm. O son ekonomiyle ilgili çıkışı, kendi kadrolarımdan hayır yok. Yani onlara sesleniyor. Bir şey getirmiyorsunuz bana çözüm. Neden? Tartışıyorsunuz burada ama ben iki kere tartıştım. Birisi son Ahmet Bey'in katıldığım programına beraberdik herhalde. Ekonomiyi getirdik ve çıktık hatırlayın. Evet evet. Bir de e, sonraki o hafta bir de Hande Hanım'ın programında yine az girdik çıktık. Ha, Ankara'da. Maliyet enflasyonuna dönüştü Türkiye'deki enflasyon. Bakın bunu şey kavramıyla kapatıyorlar. Küresel enflasyon. Küresel nedir? Bugüne kadar uygulanan para piyasalarındaki döviz kurlarıyla yurt dışındaki enflasyon kapıda tutuldu. Onun adı devülasyondur. Bakın Türkiye'de ciddi bir şekilde dövize bağlı enflasyona baktık. Yani yalnız maliyet enflasyonu değil. İstediği kadar manimeyle olsun, para bassın. Mesela bunu benim söylememem lazım. Şu anda TÜİK'i idare edenlerin söylemesi lazım. Hiç konuşmadığınız bir kavram söyleyeyim. Ücret enflasyonu doğdu Türkiye'de. Ücret enflasyonu. Devlet memurlarının ücretleri iyi kötü fazla verdiler. Ama özel sektör ki özel sektörü veremediği için veremiyor. Ve şu anda normal 19 olan enflasyon gıda maddelerine göre yapılırsa %29. Yani şu anda ücretler eksi yüzde on içeri girmiş. Bu yüzde onu kapatacak seçim zamanı para bassa, istediğini yılsa düzeltemez. Onun düzeltmesini ancak bu günlerde yapması gerekir ki bu birikim olmasın. Cumhurbaşkanı da farkında. Köklü çözümü söylüyor. Çünkü piyasadan gelen bir politikacı ve onun için o lafı herkes devlete şuraya buraya kendi kadrosuna Ekonomiyi bana bıraktırıyorsunuz. Ben bunun manasının ne olduğunu biliyorum. Anlıyorum anlıyorum. Bizim 2001 krizinde böyle bırakılmıştı. Hep e, ekonomiden şey sorumlu deniyordu hatırlayın. Kemal Derviş gelirken bana aynı soruyu sordular. Psikolojik etki siyasi sahibi, sahibi benim dedim. Bir daha kimse soramadı. Yani sanki siyaset yokmuş. Tayyip Bey onu söyledi. Sahibi benim dedi şu anda ekonominin. Eğer sorun varsa hatta... İyi bir şey mi bu yani? Kadrolarına çalışın getirin çözüm dedi evet. Yani çalışın Bu özgü yani, Bir de bir de bakın Biraz evvel çok güzel bir şey söyledim Dış politika ile ilgili Şimdi biz dış politikayı Aynen borsadaki Kararlar erken alınmış duruma düştük Birleşik ne <laughs> gidiyor Biden'la konuşacak Şunu söyleyecek Medyaya haber sızdırılıyor, <laughs> konuşulmayınca susuluyor, ee, Allah'a şükür Ermeni meselesi görüşülmedi demek zorunda bırakılıyor. Yani bunları Cumhurbaşkanı isteyerek yapmaz. Zor durumda bırakılıyor bu PR'den. Yine Putin'e gitti, Putin'in ben suratına baktım, poker face'ti yani, poker oynar gibiydi. Döndü başka şeyler... Yani renk vermiyor mu demek istedim. Tabii. Ha, ve, ve, orda, orda şey. Yani öyle bir e, Putin bir şeyler konuştu. Poker face'i millet anlasın diye. Putin işte renk vermedi Putin He. böyle beklenenleri. Çünkü bir kere dış politikada gitmeden evvel şu konuşa bu konuşulacağın konuşulmaması lazım. Konuşulmadığı takdirde yok Hayal oluyor. kırıklığı oluyor. Rezil oluyorsun. Peki. Yani ben şu açıdan söyledim. E, sizin söylediklerinizi e, bozabilecek şu anda iki tane şey var. Biri dış politikadaki bu dengesizlik ve istikrarsızlık. Bir de ekonomiyle ilgili şu saate kadar kurtaracak en çok sizin hayır, araştırmalarınız. Ben bunu ki, Sayın şey, Bakan. Hayır hayır. Bunlar önemli tamam, doğru. Benmedim. Yani çözecek bir şey yok. Ha. Onu, ben onu şurada çok size pardon. katılmıyorum. Tek aday çok adayla ilgili Zafer Bey pardon. Tabii, tabii. Sayın onun Bakan için söyledi. bu dengeyi onlar değil. Hayır gittirin. tek aday çok adayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi geçen seçimlerde çok aday bir şey evet. bir şey evet. bir şey çıkıldı. Birinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı diye bir görüş var ya. Hani bu sefer muhalefet tek adayla çıktı. İki kere denendi diyor Masum. Ben de size diyorum ki çok adayla çıkılmasaydı birinci turu 60'la kazanırdı Erdoğan. Çok adayla çıkıldığı için 52 buçuk alabildi. Benim iddiam da bu. Okay. Ta o yani ya bu bunlar. Şey de <laughs> Ahmet Bey şimdi Sayın Bakan'ın dış politikadaki istikrarsızlık diyor da yani dış politikada Türkiye hayır, hayır. tersine. Hayır onu, onu demiyor. Benim Masum Bey'in söylediğinden anladığım şu yani ya şimdi Kurtarması Birleşmiş zor. Milletler toplantısına gidiyorsun. Biden'la görüşme diye bir gündemin yok. Ama sanki Biden'la görüşme diye bir gündem varmış Ama, şeklinde bir algı halk, oluşturuyorsun. O algıyı oluşturan muhalefet zaten. Yani buna da Cumhurbaşkanı yani, mademedi, ne diyecek? Yani, yani muhalefet yani, medyaya. Şimdi yani, bakın diyor? şöyle ya Türkiye'de çok uzun yıllara dayanan bir batı kompleksi söz konusu olduğu için bunlar işte bir Amerikan başkanıyla yapılan görüşmenin süresinden bile e, yorum üretebilen bizim gazetecilerimiz kanaat öndere diyebileceğimiz insanlar var. Dolayısıyla onları yani altısından... yönetilebilirdi diyor. Yani Yönetilebilir. Onların ya şimdi sayın bakalım sosyal medya çağındayız. Yani çok takipçili bir gazeteci ya da siyasetçi böyle bir iddia ortaya attığında e, bu ilginç bir şekilde muhalefetin genel kanaat haline geliyor. Yani, yani sen bu... iktidarsan iktidar olarak diyelim ki sen öyle bir çıkış yaparsın ki o lafların hepsini boşa, boşa çıkarabilirsin şey. bir yani. Bir de şu yani şimdi ekonomi bahsiyle şey söyleyeceğim. Roma'da şu konuşulacak konusu bugünden konuşuluyor. Ya Roma'ya evet, yani... kadar neler olmak. Ya ona yani bakarsanız... Yani şu anda mavi vatan konusundaki geri çekilmişliği izah eden bir mekanizma. Mavi vatan konusunda bir geri çekilmişlik var falan tabii. Yok ki. Var. Hayır, Çok öyle bir geri yeni geri yeni verilen yok. haritalar var. Yani bakın. Ya sayın bunları... Bakanım işte onu diyorum. Tam anlatmak istediğim şey bu. Yani bir tane e, kişi ya da bir kuruluş, hükümete karşıt bir kuruluş böyle bir şey ortaya atıyor. Zannediyorsunuz ki Milli Savunma Bakanı'nın stratejisini bunlar belirliyor. Mavi Vatan'da geri adım attık. Nerede geri adım biliyorsun? mı atıldı? Mete Bey yok. uzmanıdır. Ya bu öyle konu. Bir şey yok. Şunu söyleyeceğim. Bakın bu ekonomi bahsinde. Ben hani bugün Hakan Bey söyledi ya buradan yaklaşılmıyor diye. Şimdi küresel bir krizi Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla harmanlayıp sanki bütün dünya güllük güristanlık da Türkiye'de ciddi sorunlar var gibi. Elbette ki sorunlar var. Ya hep söylüyoruz 1929 ekonomik buhranından beri dünya ekonomisi en büyük daralmayı yaşıyor. Bakın şimdi Ahmet Bey Avrupa'da elektrik ve gaz fiyatları var çıkarttım. İngiltere'de elektrik son bir ayda ikiye katlanıyor. İtalya'da %30 artıyor. İspanya'da 9 ayda %250 artmış. Avrupa'da doğal gaz fiyatları 9 ayda %250 artıyor. Türkiye'de de arttı. Daha bugün %15 zam geldi, 25 zam i̇şte, geldi. Yani genel şeyi söylüyorum. Yok ki fiyat artışı. Şimdi bakın. Benzinleri yok ya adamların. Şimdi. Yeterede. Ha, benzinciler kapalı. Şimdi hükümeti çok eleştiriyoruz değil mi? Türkiye'de elektriğe zam geldi, doğal da geldi. Avrupa'daki kadar gelmedi. Niye? Çünkü Türkiye bir süredir yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan bir ülke. Bu anlamda tedbirini geçmişten almış bir ülke. Biliyorum bunların reytingi olmuyor. Bunları söylemenin bir reytingi yok. Ama öyle bir fırtına yaklaşıyor ki özellikle iş dünyasından isimlerle konuşun. Bu kışın çok zor geçeceğine, bütün dünyada çok zor geçeceğine dair ciddi bir beklenti var. Çin'le Amerika'nın arasındaki o çekişme bütün Peki. dünya ekonomilerini Şimdi. etkileyecek. Dolayısıyla bu küresel kriz sadece bizde yok, bütün dünyada var. Hani biraz enseyi karartmamak Peki. lazım. Bu arada ihracatımız da risk alarak söylüyorum, 211 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin rekorudur, Niye Eylül yani? ayında. E bunların reytingi yok, Hani bunlar konuşulmuyor. Yani ekonomi çok Niye? kötü dediğiniz Niye? zaman bir, size konuş. alkışlıyorlar. Hayır, yani nedeni, öyle bir durum bile var. Belli. Çin Çin'den millet bu pandemi dolayısıyla ithalat yapmıyor. Bu Türkiye'nin bir avantajı, başka bir avantajı var. Yeni gelen Ticaret Bakanı daha ülkelerden farklı bir politika uyguluyor. Yani şeffaflık politikasıyla. Evet, da. Daha ben, doğru bir bence tabii. De, Ve de, bakın yine... bu çok konuşma bile önemlidir. Bir bakan konuşurken Cumhurbaşkanının direktifiyle, Cumhurbaşkanının talimatıyla da konuştuğu zaman bunlar hemen eksik bu andır. Yani sen zaten Cumhurbaşkanından habersiz bir iş yapamazsın ki. Bunu bir bu, de belirtmene gerek yok. ayrıca söylemeye gerek yok. Yani evet. bakın o zaman kişiliksiz, kimliksiz gözü. Mesela bu Ticaret Bakanı'nın en beğendiğim tarafı hiç onu söylemeden konuşuyor. Çünkü eskiden de grup başkan vekiliyken zaten haberi olmadan iş yapmıyor ki. Hepimiz bakanlık ya yaparken zaten habersiz siz, yapmıyoruz ki. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu. Tabii. Zaten Cumhurbaşkanına bağlı evet. bakanlarsınız. Yani, bir de ayrıca onu vurgulayarak tabii, yani evet. ben şöyle söylemek istedim anlaşılması için. Doğru. O bir, öyle bir mekanizma var ki o mekanizma bazen şeyin bahsettiği gibi optimal davranmamaktan kaynaklanan öyle bir hata yaptırır ki Cumhurbaşkanına da hükümete biz hep konuşurken beklentiler, parametreler, paradigmalar falan derse döner. Şunu bak şöyle somutlaştırayım çok kısa. Şimdi rahmetli Ecevit hep ne diye atıyor? Ya işte tüp gaz kuyruğu vardı, yağ kuyruğu var değil mi? Ya Amerikan ambargosu vardı. Sen Kıbrıs'a çıktın diye Amerika sana ambargo uyguladı. O tüp gaz ve yağ kuyruklarının sebebi oydu. Bugün de, bugün de, bugün de, sayın bakanım, bugün de, bir, bir saniye, bir saniye, bakın, bugün de, şimdi bak, bakın, bugün de yaşanan sıkıntıların temelinde pandemiden kaynaklı bu küresel ekonomideki dalgalanmanın bir etkisi var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki, değerli konuklarımız. Konu dağılıyor. Ben yeni bir başlığa geçmek istiyorum izin verirseniz. Ha, ekonomiyi Siz... de konuştuk umarım mutlu olmuşlardır. ya <laughs> Konuşuruz her zaman konuşuruz. Yo, 17 saat konuşuluyor. Ee, şimdi saat Mete Bey var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey? E, yok yani benim ya benim... So bu bağlamda... Ya, şu, bu bağlamda söyleyeceğim tek şey şu. Şimdi geçmişte yaşanan e, olaylarda e, işte isterseniz İnönü döneminde isterseniz İkin Dünya Savaşı'na daha sonraki dönemlerde yaşanan süreçlerdeki yaşanan olayları e, söylerseniz... Bugün de hiç kimse size şu lafı söylemez. Dünyada bir şey var, e, siz de bundan etkileniyorsunuz demez. O zamanki şartlarda da kabul edeceksiniz. O zamanki şartları da eleştirmeyeceğiz o zaman. Yani tabii. İkin Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de kıtlık vardı. Dünya'da İkin Dünya Savaşı vardı. Tabii. O zaman o şartları da eleştirmeyeceğiz. Dünya yanıyordu. tabii. Dünya yanıyordu. Evet. Yani bugünden çok daha kötü bir dünya savaşı vardı. O zaman o zamanın şartlarını öyle değerlendireceğiz o zamanın şartlarına da o zamanki insanlara da çok ağır işler yapmayacağız. Çok haklısın. Onu yapmadığımız için bugün de hiç kimsenin dünyada bu var deme şansı kalmıyor. Doğru söylüyor. o zaman Siz anlatıyorsunuz güzel de iktidar anlatmıyor. Bu metal yorgunluğu değil de nedir ben, Yok, onu ben anlamıyorum. Tam tersine diyorum. Benim söylemeye çalıştım. i̇ktidar bunu çok kullandı. i̇ktidar bunu, artırılan... bunu, çok kullandı. Kullandığı için de bugün birisi söylediğinde kardeşim yani yap e, o zaman. Şöyle İsmet öne eleştiriyorsun. İkinci Dünya Savaşı konjonktürünü unutuyorsun. Evet. evet. Şimdi de senin dünya konjonktürünü ben de onu söylüyorum. söyleme hakkın yok diyor Mete Bey. E, tamam. Yani sana bunu, bunu söylüyorlar o zaman. Aslında benzer anladım. bir şey de bunu var. Para biriminde değişip. anlatsın bunu diyorum. Birinci ve ikinci Dünya Savaşı'nda para ortak para birimi dolara dönüştü. Her kurumuyla, IMF ile, Dünya Bankası'yla eskiden pound hakimdi. Şimdi de Dolardan kaçış şeyleri var. Yani e, konuşulmadığı için ben söylemiyorum. Türkiye bir konuda şu anda diğer bütün ülkelerden iyi. IMF'in her ülkeye verdiği karşılıksız para yetkisini Türkiye daha tam kullanmadı. Neyin sayesinde? İşsizlik sigortası sayesinde. Peki. Şimdi herkes her ülke kullandı. Ve evet. o küresel diye anlatmaya çalıştıkları o. Ama bizdeki küresel kriz küresel dışarıda tutulmuş hani geçmiş bakanlar vardı ya iyi başardık o paradan kaynaklanıyor Aslında ben onu söyleyeyim şeyi de değiştiremedik başlık başka konuştuğumuz konu başka sistematik gidemediğimiz için seyircimiz evet. de anlamıyor ne konuştuğumuzu. Orada Başak Demirtaş yazıyor biz burada 2. Dünya Savaşı Biz bıraktık Başak. dediniz diye ben. Biliyorum biliyorum biliyorum. Hani bir konuyu değiştirelim şimdi. Evet. Ya bu bugün cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Partisinin grup toplantısı vardı. Orada enteresan bir analiz yaptı. Yani çok şey karşıladım ben de. Yani bir polemik, iyi bir polemik. Yani şöyle diyor. Akşener diyor hayali bir makama talip. Yani başbakanlığa talip. Öyle bir makam yok hayali bir makama talip. Tamam güzel. HDP tarafı diyor. ...hanımefendinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştı. Yani bir anlamda HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak... ...bu hanımefendiyi veto etmiştir. <laughs> Enteresan bir yaklaşım yani, evet. hiç e, akla gelmeyecek. Evet. Akşener de şöyle diyor, bu ucube sistemdeki Cumhurbaşkanlığı'na ben talip değilim. Bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmaya... Ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin de ilk başbakanı olmaya talibim. Şey bu. Karşılıklı evet. cümleler böyle. Hakan Bey'le başlayalım. Valla ilk defa karşılıklı iki akıllı strateji görüyorum. Yıllar sonra. Mesela şimdi zaten bir taraf Habire seçim kazanan bir taraf. Stratejileri herhalde iyi olmalı ki kazanıyordu Habire. Muhalefette strateji bana göre tabii yıllardır 10 üstünden dört buçuktan 5 diye bir meşhur hikaye var ya buçuktan beş yapacağım. idi. Fakat şimdi bu İyi Parti ile onun için bana da bir kere Zafer Bey söylemişti. İyi Parti güzellemesi yapıyorsun diye. Değil. Ben eleştiriyorum da. Netanyahu'yu da eleştirdim. amiral olayında zevzeklik demesini de eleştirdim. Diyorum ki neden Zevzekliği ben hiç eleştirmedim, gayet yerindeydi. Neyse tam bu. Neyse tam o yerindeydi. Evet. Şimdi ilk defa karşılıklı akılcı laflarla akılcı stratejiler geliştiriliyor. Ya Hakan Bey bana denge var yani. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakanlığa adayım demenin gerçekten akılcı zeka dolu tarafı nedir? Benim zekam bunu <laughs> anlamaya yetmiyor. Bana evet, bir anlatır bunu. mısınız? Vallahi anlamıyorum. Yani ne, nedir buradaki zeka? Yani Aslında ne oluyor böyle deyince şey var. nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Bakın çok şey çıkıyor. Aslında bir taşla altı kuş falan vuruluyor da. Bak işte. Birkaçını söyleyeyim. Hiç değilse evet. Bir. Bir tanesini söyleyeyim. Nevazı göstermiş oluyor. Ben muhalefetin planını bozacak bir şeye talip olmam demiş oluyor. Yani Cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ederek Ha, sistem değişirse başbakanlığa adayım." demiş oluyor. Bir dediği bu. Tevazu. Yani halkın algısı bakımından anlatıyorum olayı. Halk böyle algılar ve algılıyor da. Ha. Ya, olumsuz tamam. algılar da var. Yani Meral Hanım çok mütevazi bir insan diye algılıyor. Birinci şey bu. Bir algılardan birisi olumlu algıları söylüyorum. Olumsuzları saymıyorum. Çünkü olumluları söyle dediniz bana. İkincisi, Hayır bu zeka dolu hamle. Şimdi ben zeka dolu bir hamle diyorsam eğer bir şeye hmm. Hmm. oradan bir sonuç alıcı bir bir şey beklerim. Hani 10 e, puan oylarını arttırır. Millet İttifakı'nın kazanma ihtimalini arttırır. Yani ben başbakan olacağım diyerek nasıl bir zekice hamle yapmış oluyor? Onu anlamıyorum diyor. İşte, tamam. imaj dedim dilim döndüğünce ya, kısa bize, kısa hani, söyleyeyim. Ima, i̇maj açısından da Cumhurbaşkanlığına aday olmamak demek Ülkenin yönetimine aday olmuyorsun yani orada da bir problem var. CHP'ye bırakıyorsun o işi. Vallahi Hakan Bey şimdi puan üzerinden gitmeyeyim. Çünkü çeşitli araştırma şirketleri kimisi 10 diyor, kimisi 12 diyor, kimisi 16 diyor. Onun için bir rakam söylemeyeyim. Ben ortalamadan gideyim. Hayır ben bu hamleyi soruyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Şu anda muhalefette kaç olduğu meçhul ama oy artıran birkaç partiden biri. İYİ Parti. Olabilir. Bununla ne Şimdi, alakası var? Şu alakası var. Bu algıyı işte bu küçük ayrıntılar yaratıyor bu artışları. Nedir bunlar? Şimdi mesela halk arasında dolaşıyor ya Meral Akşener. E, Kemal Bey de dolaşıyor. Evet. Bir süredir başladı. Bir tanesi aylardır dolaşıyor. Şimdi o algıların oluşmasında halk genele bakıyor. Çok küçük detaylara bakmıyor. Bazı kelimeler bazı sözler e, ee, kamuoyu dediğimiz aslında gazetecileri, siyaset uzmanlarını, işte burada tartışan insanları, sizleri e, ilgilendiren ya da onların ilgi alanına giren konular oluyor. Halk evde bununla fazla ilgilenmiyor. Onu niye öyle dedi? Başbakanlıkla neyi kastettiğiyle uğraşmıyor. Şuna bakıyor. Ha ya muhalefette ilk defa bir hareketlilik görüyorum, ihtimal görüyorum. Bak sokakta da halkla iç içe falan daha genel konseptlere bakıyor. Peki bize verilmiş mesajdaki avantaj ne ya da topluma giden avantaj ne bu lafta? Bir söylüyorum her şeye rağmen iddialı olduğu pozisyonu delici ve deşici, aşıcı bir hale girmeyen bir mütevazi yaklaşım algısı yaratmaya çalışıyor. Bakın yaratmaya çalıştığı algıyı da söylüyorum iç içe. Bunu böyle algılayan var. Olumsuz algılayan da var. Ne diyor bu ya diye. İki, bilmiyorum ben yani iki, orada ben şeyi düşünmüyorum. Yani HDP veto etti diye ben aday değilim. Ya o bir polemik yani ee, yani İşte o akıllıca bir polemik söylüyorum. Karşılıklı akıllıca laflar üretiliyor dediğim. Eyvallah. İktidarın sürekli kazanan akılcı politikalarına ilk defa açıkçası ben daha akılcı politikaları burada görüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nda yok. Kılıçdaroğlu zaten dünya mağlubiyet rekoru sahibi bir insan. Şey. E, dolayısıyla ama çok önemli bu fark. Hayır ben ya ben hala şunu anlayabilmiş değilim yani. Meral Akşener ben de duyuyorum yani sadece siz demiyorsunuz bunu. Birçok insan diyor yani birçok siyasi analiz görüşlerine güvendiğim, değer verdiğim insanlardan da duyuyorum. Ya amma akıllıca bir hareket yaptı. Ben başbakan olacağım diyerek paradigmayı değiştirdi falan diyorlar. Ya ben anlamıyorum ne yaptı diyorum yani. Slogan değişti. Şimdi gittiği yerlerde Başbakan ya, Akşener ya bari. Yok ki öyle bir makam yani. Ama işte bu, bu parlamenter sisteme şey dönüş hikayesi ee, var ya kimsenin inanmadığı. Aslında onun altını böyle sağlam bir temel at. Ya yani, parlamenter başbakan sisteme. Başbakan olacağım diyerek hem samimiyetini göstermiş oluyor. Parlamenter sisteme döneceğim başbakan olacağım diyor. Evet. Hem de çok özür diliyorum Hakan Bey'den. Ya burada evet. strateji şu. Ben bunu köşemde de yazdığım için açıklayabilirim. Konda'nın bir araştırmasında ki bu Sayın Akşener'e de sunuluyor. HDP seçmeni ona oy vermiyor. Yani onun cumhurbaşkanlığı ihtimalini HDP seçmeni satın almıyor. Bunu söyleyince arkadaşlar çok böyle kızıyorlar falan da ya çok doğal bir şey HDP'nin oyuna ihtiyacınız var. Yani HDP'nin oyu olmazsa... O zaman Cumhurbaşkanı haklı. Şimdi haklı zaten. Cumhurbaşkanının <laughs> zaten bu tespiti hani derler ya 90'a takmak diye futbol tabiriyle. Tam olarak o. Meral Akşener'e bu rapor sunuldu. Yani kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı durumunda HDP seçmeninin desteğini alamayacağı kendisine anlatıldı. Şimdi Hakan Bey çok eleştiriyor. Kemal Bey'i savunmak da hep bana kalıyor. Sonra diyorlar ki ya Zafer Kemal Bey aday göstermek istiyor. Sanki bizim dememiz de olacak. Ya Kemal Bey Bugünkü konjonktürde en güçlü aday Millet İttifakı'nın. CHP'nin %25 oyunu alıyor, HDP'nin oyunu alıyor. E zaten Saadet Partisi ile iyi bir ilişki kurmuş. Tamam ben de mübarek olsun. Yani diyorum. bir şey demiyorum. Ali Babacan'la aynı paralelde, <laughs> Ali Babacan'la aynı paralelde düşünüyor. Davutoğlu'yla aynı paralelde. Ya dolayısıyla muhalefet Bak, Kemal Bey de... seni dinliyorsa şu anda çok mutludur. Ha, ben yani. bunu hep söylüyorum. Yüzünde bir gülümseme Hayır, ben bunu... <laughs> ama hakikaten aklın yolu bir. Yani bunu hep söylüyorum. Burada Bedri Baykalma da kendisi Peki, benim değer verdiğim bir insan. Hocam, o da dedi belki, ya dedi. Belki ya yana yana senin İmamoğlu'nu desteklediğin edin. zamanlarda olmadı bak. değil. Bak, Yok canım ben nerede ben işimi ateşe atmayın İmamoğlu'nu şey <laughs> <laughs> Peki bu oyların hepsini İmamo alıyor da İmamoğlu şey adaylığına ne? AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren seçmenden bir adet oy alabilir mi Kılıçdaroğlu? Bak bir adet diyorum. Bırak yüzdeyi. Kimden? Diyorum ki. Zaferin, Zafer Zafer Bey'in saydığı kitlelerden oy alır Kılıçdaroğlu. Doğru. Ama diyorum iktidara oy veren şu 50 52,5 var ya son seçimde evet, bile. Evet. Oradan diyorum Kılıçdaroğlu bir adet oy alabilir mi? Ben Bak, size bir soru daha, soruyorum. daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bir Şimdi adet. Sayın Bakan az önce ekonomik durumu anlattı. Bakın siz şu konjonktürde bile bütün anketlerde 3 aşağı 5 yukarı AK Parti birinci parti ise Recep Tayyip Erdoğan en güvenilir liderse şu konjonktürde evet. Cumhurbaşkanlığına en yakın isimse muhalefette zaten bir arıza söz konusu. Ya siz şu konjonktürde dahi bir iktidar ümidi taşıyamıyorsunuz ki HDP'yi bir türlü konumlandıramamışsınız. Ya dolayısıyla burada... bunlar eyvallah da ben şunu soruyorum. Finale iki kişi ya kaldılar. Zaten, Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan. Zaten Tayyip Erdoğan alamıyor ki. Yani AK Parti MHP bloğundan zaten bu tarafa oy gelmiyor. E onu söylüyorum. Hayır. hayır Başka aday gelebiliyor. Aday başkası da olsa gelmez. Başkası olursa gelebiliyor. Zannetmiyorum. Hiç geleceğini zannetmiyorum. Geldi. İstanbul'da da o 54'ü nasıl aldı Ekrem İmamoğlu? Ya o ikinci AK seçim Parti ikinci, aldı. o ikinci seçimin dinamikleri çok farklıydı. Neyse. Burada ya Ankara'da da Mansur Yavaş da öyle aldı. Bakın, AK Parti seçmeninden oy aldı. Evet doğru. AK Parti seçmeninden oy aldı. Ve onu ee, diyorum yani aday finaldeki adaya göre Kemal Bey AK orada, Parti ve MHP'ye oy veren seçmenden yerel seçimin, yüzde değil. Yok Bey, bile oyalamaz, Yerel seçimin dinamikleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimi bence kıyaslanamaz. Yani o daha o farklı tamam, bir doğru. şey. Mansur Yavaş Ankara'lıydı. Ben Ankara'da bilinen bir adaydı. Seçimi kriteriyle kriteriyle söylüyorum Zafer Bey. Yani şurada ben şuna katılıyorum. Merak Ama denince... diyor ki Zafer Bey de haklı evet. olarak şimdi Ankara'da diyor AK Parti'den oy almış olabilir. Tamam. Ama şimdi Türkiye çapında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Güneydoğu var. Mansur Yavaş'a verir mi ama. oy? Vermiyor şimdi. Ya, tamam Şimdi şöyle biz Hayır, bak, bu tamam kadar söyle anketler canım. konuşuyoruz da Hakan ya, Bey. Olsun. CHP, vereyim, öyle devam. CHP İyi Parti anket bakmıyor mu? Onlar da anket ya, bakıyorlar. Zaten. Cevabı vereyim öyle devam Yorum. Buyurun, tamam. buyurun. Diyorum ki iktidara oy veren bu 52 buçukluk seçmen kitlemizden ülkemizin Kılıçdaroğlu bir adet oy alamaz diyorum. Yerel seçimi karıştırmıyorum. Ama bir başka kişi X İmamoğlu değil, Yansur Yavaş değil karşı tarafın seçmeninden bu ekonomik ortamda bu e, pandemi sonrasında yüzde 1-2-3 oy Bey, alma ihtimali daha Hakan, çoktur. Hakan Bey bakın şöyle bir problem. Anlatabildim mi ama? De? Çok iyi anladım ama şöyle bir problem var. yani Bu siyaset işi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Matematiksel bir şey değil, matematiksel bir işlem değil. Şimdi çıkaracağınız kişi, karşı taraftan iki oy fazla alır diye çıkaracağınız kişinin götürecekleri de olabilir. HDP'yi alamıyorsun işte ya. Biz yani, de ben, alamıyorsun ben şey matematikleri hesaplayarak mi? söylüyorum bunu. Ee, yani hani karşıdan oy alamadıkça Ahmet Bey 52,5'luk bir kaleyi yıkamaz. Bakın Ahmet Merak, Bey bir şey söyleyebilir Buyurun, buyurun siz buyurun. Matematiksel konuşalım mı? Hiç kimsenin kafası karışmasın. Matematiksel konuştuğumuzda yani bu konuştuklarımızın birçoğunun anlam olmadığını ben bir türlü anlayamadım hiç. Yani demin dediniz ya siz ben anlamıyorum. Siz dediniz anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Şöyle düşünün. HDP'nin oyunu %10 kabul edelim. Yani şey için matematik basit olsun diye söylüyorum. Yüzde on kabul edelim. Geriye ne kaldı? Yüzde doksanlık boyu kaldı değil mi? Evet. Şimdi normalde matematik olarak hesap şunun üzerine değil mi? Seçime katılanların ilkinde de seçimde kafa kafaya gitti. ikinciye kaldı diyelim. Evet. İkinci seçimde ne olacak? İkinci seçimde en fazla alan seçilecek değil mi? Evet doğru. 50'yi geçen yani. En fazla, fazla geçen. Ama, hayır. Tabii. Katılanların aynı içinde şey, en fazla alamadığınız. Evet en fazla uyarı geliyor Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Geçen o demek. Ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Siz hem iktidara yürüyeceksiniz, hem iktidar olacağınızı düşüneceksiniz. Hem de HDP olmadan e, Cumhurbaşkanlığı alamayacaksınız. Ya bu matematikte bir hata yok mu ya? <laughs> bir, bir daha ben be, ya ben anlamadım. MTB. Tamam. anlamadım. Yani. bir daha sorar mısınız Nasıl o soruyu? Ben gerçekten. son cümle kritik. Son, cümle. son cümleyi bir Onu daha söyler misiniz? Yani. Ya bakın. Ben matematiği <laughs> bilirim. O yüzden de bir kez daha tekrarlayayım. İlk seçim oldu. İlkinde kimse kazanamadı. İkinciye gittiniz. İkinci seçime gittiniz. İkinci seçimde HDP'yi kenara koyuyorum. %10 aldı diyelim. Kenara koydum. Geriye kaldı 190. Bu %90 oydan kim fazla kazanırsa o Cumhurbaşkanı olacak. Öyle değil mi? İkinci Ama ikinci turda. seçimde HDP seçmeni de sandığa gidebilir. Hayır gitmediğini kabul ediyorum. Ya hiç ben kurgu da şu anda HDP seçmeni kurguya almıyorum. Şey için söylemiyorum. Demokrasi evet. konuşmuyorum. Matematiksel olarak konuşuyorum. Peki. Yoksa tabii ki HDP Peki. seçmeninin her oyu çok değerli. Ben o anlamda söylemiyorum. Bu varsayımı ne, ne, ne varsayımı olacak? Ne çıkacak buradan? Siz iktidara geleceksiniz. Ama oradaki kalan 190, 90, 190 oyun %45'ini alacağınızı düşünmüyorsunuz. Bu bunu gösteriyor biliyor musunuz? Siz o %10'u istiyorsunuz yüzde evet, evet. %45 alabilmek için. Doğru. Bu sizin zaten matematiksel olarak kendinize inanmadığınız bir göstergesi ya. Ben bunu anlamıyorum. Matematiksel değil de siyaseten. Ya ama siyaseten doğru değil ki o zaman. Siz o zaman işte sizin söylediğiniz hesaba geliyor. HDP'ye muhtaçlar. Ba o zaman ha o zaman şunu diyeceksiniz. Hiç kimse ben başbakanla hesap yapıyorum demeyecek. Çünkü siz Zaten iktidar olamayacağınızı farz ediyorsunuz. E, tabii. HDP'yi o yüzden istiyorsunuz. İktidar olacağınızı farz ediyorsanız. Başbakan olabilir ama şimdi nasıl şöyle, olacak? Bana şöyle şey. olacak. Şöyle. Nasıl? Ee, Cumhurbaşkanlığını kazanacak. He. Ee, milletvekilliğinde referandum'a gitme çoğunluğunu kazanacak. Çok güzel. Referandumu kazanacak. Çok güzel. Sonra seçime gidilecek. Sonra parlamenter sistemde en fazla oyu alacak yüzde 35 alır iktidar olur. Şu sayısı Hoca'nın vardı hani koyunlar tele takılacak. Siz, yani. e, şunu <laughs> söyle, ben şunu an anlıyorum. Siz, Siz diyorsunuz ki e, şu anda sıralamada dördüncü olan parti e, birinci parti durumuna gelecek. Gelecek tabi öyle diyorum diyor. diyorum ki e, ben eğer ben diyor güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk başbakanı olmaya talibim. Bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmaya talibim diyor. İşte ben de aynısını söylüyorum. Eğer bu kadar kendinize güveniyorsanız hiç HDP ile uğraşmayın. Tabii Cumhurbaşkanı da yok. Hiç uğraşmayın. Aslında zaten o değil ki. Söyledi ama. Bakın o zaman o zaman şöyle söyleyeceksiniz. Kardeşim ben zaten iktidarı yürüyorum. Ben İyi Parti, Saadet Partisi ve diğer ortaklarımla ben zaten çok fazlasını oyalıyorum arkadaşlar. Siz fazla karışmayın bu işe. Diyebiliyor musunuz? diyemiyor. Ya bunlar ya bakın işte siyaseten, bakın. siyaseten söylenmiş sözler. Yani ya olmaz. Hesap o zaman demek ki bakın sizin önünüzdeki veriler bile olmadığını gösteriyor. Ya hedef koy Hayır yani. siz sordunuz için Ama söylüyorum. Mete burada Başbakan olduğu bir taraf var. Nerede haklı? Şimdi bakın haklı tarafı şöyle söyleyeyim Mete Bey'in. Bir kere seçime doğru bu paradigma işin paradigmasını temelini iki tarafta farkında olmadan değiştirecek. Birincisi Cumhurbaşkanının HDP akşeneri veto etti olgusu kimse veto etmedi. Ben siyasetçi olarak şu ana kadar bir partinin başka bir adayı daha oluşmadan bu millet ittifakında veto ettiğini, olmaz dediğini görmedim. Birileri konuşur. Yani İsmail Kahraman da Anayasanın dördüncü, dört maddesi için. Kurdu. Ya orada veto etti derken, evet. bir dakika Masum Bey, şunu kastediyor. Ona oy vermezler deniyor. Ya şunu kastediyor, yani, tabiri caizse veto etti. Yani diyor ki, Meral Akşener niye diyor Cumhurbaşkanı adayı olmadı? HDP'den oy almayacağı için. E kendi Dolayısıyla, çok akıllıca bir şey. Tabiri ama, caizse. Ama şey şu, yani bir şey. eğer onu dündeme getirirlerse günü geldiği zaman, Meral Akşener'in Güneydoğu'dan oy almamasının gerekçesi o zaman refah yolu beraberdiler. O Refah Yol dönemiyle ilgili olur. Bu paradigmaları biri değiştirir. Refah Yol dönemi şu anda Tayyip iki... Erdoğan'ı bağlamaz ki. Şimdi ee, o gün öyle bir şey söylerler ki biz istediğimiz kadar diyelim sistem sokakta değişir. Ama burada iki tane temel var. Muhalefetin üzerinde oynadığı, şu anda da seyrettiğimiz, gördüğümüz. Birincisi Erdoğan karşıtlığı örgütleniyor ve Erdoğan'ın üzgün üzüntüsü, yalnızlığı, çevresi. Çünkü çevresinde de bana bir şey düşer mi diye bekleyenler var. Sistem değişikliği olursa bunu kabul edelim. İkincisi ise tek adam sistemi değiştireceğiz. Yani baş cumhurbaşkanlığı sisteminden ayrılmak tek adam sistemidir ve bununla ilgili bütün arızalar, sorunlar toplanıyor. Bunlara şimdi başka başka ufak ufak paradigmalar konuyor. Biz dediğimiz kadar yanıt üretelim. Mutfak ekleniyor, ikincisi dış politika ekleniyor. ya yurt eklendi mesela yakın zamanda ve e, yurt meselesini nasıl kullanacaklarını bir gün diyecek ki zamanında tedbir almadınız. Hem okulları açacağız dediniz, şunu yapacağız dediniz. Bugün mesela ilk defa şeye mi kalacaktı bu açıklaması Cumhurbaşkanı'na? İki senenin öğrencileri üst üste girdiler, onun için bu sıkıntı çekildi şeklinde. Bunlar üst üste konulduğu zaman birdenbire Millet İttifakı'nda şans doğacak. Şans doğduğu zaman şu andaki konuşmalar, mesela sizle yaptığınız konuşmalar ki en ayrıntılısını hem Memleket Partisi hem e, iyi Parti adına konuşanlar, muhalif gözükenler bile günü gelince olmayacaklarını hissettiren mesajı verdiler. Eğer aynı anda Erdoğan karşıtlığı işe yarayacak tek adamla da son verilecekse yok Meral Akşener e oy vermezmiş. Yok şeyde çıkacak bir X kişisi. Yani bu işte Hakan Bey'in öteden beri. Hepsi söylüyor. alır diyorsunuz. O yüzden. Alır tabii. Yani buradaki bütün mesele şu anda tek adama göre siyasi. E, o zaman yani. Akşener niye Niye dedi onu da söyleyeyim yani siyasette. Başbakan olacağım. Bir kere e, diyor ki kendi kadrosuna çok sana, sebep vardı da ben Cumhurbaşkanı ben... adayı yettim. olmuyorum Kaçın ama su? Cumhurbaşkanı adayı olmuyor ama ben başbakan olabilmem için sistemin değişmesi gerekiyor. Milletvekili sayımızın artması gerekiyor. O zaman birinci hedef millet ittifakında en fazla oyu biz almalıyız diyor. Ve bunu söylerken açıkça şunu hissettiriyor ki Aday CHP kökenli olacak. Cumhurbaşkanı adayı. Ki başbakanlık ona kalacak. İkincisi de diyor ki... Ya Mahsun bizim... Bey siz gerçekten tecrübeli bir siyaset adamısınız. Siz bu kadar engebe aşılarak parlamenter sisteme dönülebileceğini makul görüyor musunuz? Şimdi ben şöyle söyleyeyim bu başkanlık sistemi Türkiye'de ne zaman ilk atıldı? Ya ben onu sormadım. Hayır hayır ama kaç yıl bekledi? 1960'ta. Tamam. Orhan aldı kaşını doşentlik teyzeydi. Hani Burhan Hoca da... Tarihe gitmeyelim. Size. Hayır ne? hayır ben bugüne ben çok geliyorum. Çok basit bir soru soruyorum. Tabii. Diyorum ki... E gelir. Kaç Önü, tamam. Bunun önünde bir referan... Bir dönem. İki, dönem. i̇ki dönem. İki dönem. gelmezse zaten bir daha gelmez. Ne diyor? Ne anlamadım. İki dönemde sekiz yıldır. Sekiz yıldır gelmezse bir daha da gelemez. Gelme, ne gelmekten Şöyle, yani dönüş olmazsa parlamenter sistemi dönüşüm iki dönemde. İki dönemde Zaten şu anda bir, bir, bir daha da Anladım Masum Bey sorum şu. Diyorum ki, yani ben Bilebilir. parlamenter sisteme dönülmesin demiyorum. Dönülsün, isteniyorsa dönülsün. Ben objektif şartlar altında bunun çok zor olduğuna işaret ediyorum. Diyorum ki, senin bir... 400 milletvekili kazanman gerekiyor, ya, hadi, onu, 360 360 kazanacaksın. 360 hadi onu oldu, kazanamadın, 360 kazanacaksın, evet, evet. referanduma gideceksin, referandumu kazanacaksın, sonra parlamenter sisteme dönüşün ilk seçimini kazanacaksın, AK Parti falan kazanamayacak o seçimi ki Aşağıya, iktidara... Aşağı yukarı yani handikap. Ya böyle e ben, bunlar e, bu aşılabilir mi yani sizce? Aşılır nasıl aşılır söyleyeyim size, AK Parti, Cumhur İttifakı, eğer kaybederse Cumhurbaşkanlığını istediğimiz kadar söyleyelim. AK Parti'nin tekrar iktidara talip olmasını, devam edebilmesi için o da sistemin değişmesini istiyor. o da parla. Gayet tabii. Başka şimdi, olmaz zaten. Tabii Doğru. zaten öyle. Doğru. Onun için iki dönem diyor. Tamam tabii. Yani sorunun cevabını aldım. Kaybederse. neden öyle olacak? Neden öyle olur? O kaybederse ölçüsü. Onu biliyoruz. Tabii, kaybederse diyorum. Onun için Meral Hanım şu anda kaybetsin diye kurgularken bir lider ekibine diyor ki hepiniz çalışın milletvekili sayımız fazla olsun. Şimdi bu cumhurbaşkanlığı sisteminin de bir şöyle bir sakıncası var ittifaklar için. Herkes lider üzerinden oynar. Onu konuşuyoruz ya işte ona karşı olur mu olmaz mı diye. Bu lidere karşı oynamayı kesmenin yolu herkes kendi kendine de oynamalı. İşte burada Meral Hanım bunu getiriyor. Yani ben Hakan Bey'in çok zeki bulmasını, bulmasını buradan doğru buluyorum. Peki, yani ya burada çok dilerim. Meral Hanım, Meral Hanım. Eylemi ya benim yarım buyurun, kalmıştı buyurun. siz girdiniz. Tamam. Meral Hanım burada bu seçimi pas geçiyor. Bence çok akıllı bir hamle. Bu seçimin alınamayacağını görüyor. Bu seçimde CHP, HDP işbirliği böyle ayna gibi ortaya çıkacak. Bunun kendisine zarar vereceğini görüyor. Cumhurbaşkanı adayı olmayarak. Tabii bir de bu kendisine da ana muhalefeti, de. ana muhalefet evet. pozisyonunu hedef olarak seçmiş. E zaten anlamayacak bir ana seçimden Ana muhalefet sonra... değil ya iktidar pozisyonu. Aa, yok o öyle diyor da aslında ana muhalefeti hedefliyor. Yani merkez sağ kendisini tamamen merkez sağa odaklamayı. Bakın 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti bir tane il belediyesi alamadı. Çıktılar ne dediler? Biz CHP ile ittifak yaptığımız için bazı illeri alabileceğimiz halde alamadık dediler. Biz hep HDP'yi konuşuyoruz da bir de CHP İyi Parti birliklerini sorgulayan da bir e, seçmen kitlesi var. Meral burada hem iktidarın dışın e, ittifakın dışında kalıyor, e, HDP'siz bir ittifakın dışında kalıyor. Bu seçimi pas geçiyor ve kendisini, evet, partisini evet. merkeze çekmeye çalışıyor. Bu anlamda Bey. bence akıllı bir strateji. Hakan Bey, bu Bey konuda Bey. bir şey söyleyebilir miyim? Bu Konudaki söyleyeceğiniz unutmayın. Reklamdan Peklam. sonra. Hep sonrası söylüyorsunuz. Peki. Tekrar birlikteyiz. E, Hakan Bey, her reklama girişimizde sizin sözünüzü kesersek, her reklam dönüşünde de ilk sözü size veririz. Anlıyorum, güzel bir. Buradan kazanırsınız. Şey, evet, güzel bir şey. Buyurun, Bağlamadım. bir şey söyleyecektiniz. Şimdi diyeceğim şu: e, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, 19 senedir rakip olarak aşağı yukarı Brezilya ile Malta ile oynar gibiydi, futbol ölçülerini söylüyorum. Şimdi ise demin dedim ya yeni faktörler çıktı. Oyu az olsa da, oyu orta derece olsa da şimdi hiçtiyse karşısında Brezilya'nın karşısında Hollanda gibi, İsveç gibi hani hiçtiyse ihtimali olan kişiler belirdi. Yani Meral Akşener, Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül diyeceksiniz ki ya oyları ne? Fark etmez. Daha önümüzde iki yıl var. Ne olup biteceğini bilmiyoruz. N Hadi o meşhur cümleyi de kullanalım. Hangisi? Siyasette 24 saat çok ha. uzun bir süredir. Zaten 24 saat çok uzun. Bir de 24 ay iyice uzun oluyor. Peki o cümleyi kuran Rahmetli'nin yaptığı şeyi, şeyi de hatırlayalım. Çiller'e hükümeti kurma görevini vermemişti. Hatırladınız mı? Yani, konumuzla ne ilgisi var? Şu, şu ilgisi var. Hani diyorlar ya Cumhurbaşkanı Kemal Bey olacak. Sonra oradan bir bakan. Şimdi onları anlatmadık aslında. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle e, başbakan gibi hareket etmek üzere görevlendirilecek İçişleri Bakanı olarak falan. Hani siyasette 24 saat bile çok uzun bir zamandır ya. Siz cumhurbaşkanlığını aldığınız anda o öyle bir atmosfer doğar ki Tabii, ne, ne kim, ittifak miden... kalır ne kim... yapılan protokoller doğru, kalır. Doğru ya yani işte onun için de süre uzun. Yani, Şimdi evet. Demirel kendi partisinden milletvekili yaptığı, bakan yaptığı Tansu Çiller'e hükümeti kurma görevi vermedi. Burası A Türkiye. Araları açılmış da. Ama burası Türkiye işte. Yani... Hakan Bey. Ve dediğim özetle şu, bu 24 ay yeni aktörlerin ortaya çıkışı hasebiyle ve mazide olan, mazide bir gücü olan ama bir 10 yıllık, 15 yıllık sessizliğe bürünmüş olan partiler var. Bunlardan bazı sinyaller geldi. Nedir? Mesela hiç konuşmuyoruz. 05'lik partiyi mesela demin e, Sayın Davutoğlu'nun partisini sordunuz değil mi? 0 küsür 1 ya da neyse. Ama mesela son yerel seçimde bile DSP bir buçuk aldı. Bir dakika, bir puanın önemli olduğu bir seçime gidiyoruz. Bugün Muharrem İnce ile DSP'de görüştüler. Ha işte Hı. bakın onu diyorum. Muharrem İnce gibi DSP'nin varlığını fark edip yeni stratejiler üretebilen yeni aktörler çıktı. Onun için o örneği verdim Brezilya ile Malta oynuyordu diye. Ağır bir laf ama gerçek bu. Sonuç ortada çünkü. Ben... Sonuca endeksli söylüyorum. Hani Atatürk'ün lafı var. Hiçbir şey başarının yerini tutamaz. Bakacaksın abi nedir aldığı sonuç. 11 yılda ne yapmış? 11 seçim. Duble fark diyerek her seçim bitmiş. Ha, şimdi yeni faktörler, yeni isimler, yeni muhalefette yeni ihtimaller, yeni işbirliği, akılcı e, ittifaklar, ne bileyim akılcı stratejiler geliştirebilecek aktörler var. Ya oyu nedir diyeceksiniz. %1'in önemli olduğu bir seçime gidiyoruz. İşte bu şartlar da işi zorlaştırabilir. İktidar adına söylüyorum bunu. Bakın şimdi iktidarın zorluklarından bahsediyorsunuz da muhalefetin aslında çok daha fazla zorluğu Elbette var. Elbette ya pardon şimdi, yanlış anladın ya. Şimdi Zammış Meral Hanım ya. bugün kızıyor ama e, ya diyor niye bizim adayımızı konuşuyorsunuz? Ya bu belirsizliğe sebep olan sizsiniz. Yani Çünkü mantıklı olan. Mantıklı olan nedir? 20 yıldır iktidarda olan değil mi? Bir partiyi eğer alt etmek istiyorsanız bugünden sahaya çıkmanızdır. evet. E şöyle baktığınız zaman Söylüyoruz bir Ömer Lütfü Avşar çıktı dostumuz. Cumhurbaşkanı adayım diye. Adam yekten çıktı yani. Al yani şu Ömer Lütfü Avşar Cumhurbaşkanı adayı olarak ya çıktı. Onu söyleyecektim. E şimdi bak unuttum. Muharrem İnce mesela. In cesaretini ben Bravo. çok beğendim. Hakikaten öyle. Dedim. Hakikaten öyle. E şimdi Muharrem İnce Kendini anlatacak kazanır, yıl kazanır kazanmaz diyor ki ben adayım diyor. Önemli yani bir genel başkan çıkıyor. E şimdi öbür tarafta siz. Ama Akşener diyor ki bak bak ya şuna cevap verirseniz mem memnun olacağım. Ya diyor bu Cumhur İttifakı Birleşenleri'nin 24 saat merak ettiği konu bizim Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Bunu niye bu kadar merak ediyorlar? Niye merak ediyor? Cevap vereyim mi? Ya siz tecrübeli bir siyasetçi olarak ittifak ortağınızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ittifak ortağınızın genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olma niyetini yekten ortaya koyduğu bir süreçte gider de Fatih'e benzetirseniz işte o zaman algıda seçicilik olur. Millet der ki ya bunlar birlikteymiş gibi görünüyor ama Meral Akşener acaba Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'nu mu destekliyor? Ya bunları ki kimse bizim, kendinden hayır, çıkartmıyor. Hayır gazetecilere söylemiyor bunu. Diyor ki ya bu Cumhur İttifakı bileşenleri yani AK Parti ile MHP, Niye diyor 24 saat bizim adayı merak Yok ediyor? Yok canım olur mu? biz de merak ediyoruz yani. ya. herkes yani Tabii ki herkes merak şimdi edecek. Şimdi bu, bu kadar ama. iddialısınız. Seçimi biz alacağız diyorsunuz. Bence CHP'lilerle iyi Partililer şimdi de kalır, merak ediyor. Şimdi alınmadık adı. De. Onu dedim ya. Herkes şimdi, merak eder. Şimdi bakın bir de şu var. Atladığımız şey şu muhalefetteki karışıklık diyoruz. Mesela Ekrem İmamoğlu Ankara'ya bir temsilci atadı. Şu ama daha önce, daha önce de varmış temsilci. Kadir Topbaş döneminde de varmış. Öyle bir şey gördüm. Bilmiyorum, Onu bilmiyorum ama iyi. şöyle bir kulis bilgisi aktarayım. Mesela Şükrü Küçük Şahin'in Ankara'da yabancı büyükelçilerle de görüştüğü, İmamoğlu'nun adaylığı için nabız yokladığı gibi bilgiler de söz konusu. E şimdi bakıyorsunuz bir taraftan Kemal Bey'in ve Meral Hanım'ın bu çıkışıyla adaylık ihtimalleri sanki geriye düşmüş gibi görünen İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var. Bu iki ismin de aday olması ama yönünde Bey, kamuoyunda, abes kamuoyunda ciddi bir normal beklenti ya. var. Hayır. O diyalogları. Şimdi Meral Hanım diyor ya, ya niye bunu konuşuyorsunuz? Ya konuşulması için bütün Yok, o malzemeyi, tamam. bütün malzemeyi ben şu muhalefet küçük veriyor aslında. Bu faaliyetleri yani ona yapıyorsa, eleştirmiyor. Normal Zafer Bey diyor. de Diyor ki yani böyle faaliyetler varken diyor bizim bunu konuşmamız merak etmememiz mümkün değil. Ya değil şimdi bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ankara'da yabancı misyon şeflerinden aday olursam nasıl bakarsınız öğrenmeye çalışıyor olması. Öyle bir şey yapmaz. E, sayın Bakanım siz de ben, o kadar ben böyle kesin kanatları belirtiyorsunuz ki. Yani hayır, hani ben, diyorsunuz ki ama mesela, bence de yapması işte, lazım ya. Hayır, ama yapmaz. yapmaz. diye bir şey yok ya. Bu siyasetin doğal Yaptı, akışında var. Hayır, hayır, nasıl yapmaz. nasıl yapmaz? Bakın şimdi. Ya şimdi HDP meselesi Zafer konuşuyoruz be, orada siz, da şey siz diyorsunuz. Diyelim ki diyelim ki olduğunuz e, bir yani CHP'li değil de AK Partili bir belediye başkanının oradaki temsilcisi Ne yapacaklarınız belli. Bugün bütün büyük holdinglerin, şirketlerin orada temsilcisi var. Belediyelerin de bu kadar projesi var. Kredi izin, ruhsat alma vesaire takipte işleri. Ankara'daki işlerin değil i̇şleri, mi? gayet tabii. Ama bir şey isterseniz ki bana lazım oldu. Gide bir buralarda işte başarısızdır İmamoğlu. Bir şey yapmadılar. Açtım telefon. Yalnız Ya sen şey temsilcisi Sayın Bakanım. No. Atadığınız kişinin misyonu iş takip edecek bir adam misyonu değil ki. İş no. yani değil. şimdi siz o zaman belediyecikten anlayan en iyi iş takibi geçmişinde gazetecilik reklamcılık olanlardır. sayın evet, evet. yani Öyle diyorsanız. Şey öyle diyemem. Öyle bir... Yok yok. Yani an, eğer öyle diyorsanız. Hata niye? Şeyler bile büyük holdingler bile basın mensubu tercih ederler. Çünkü eğer öyle diyorsanız. Nereye yani devleti bilen adam lazım. Yani ama hangi gazeteciyi atarlar? Ankara muhabiri olan, Ankara'da muhabirlik yapmış olan atarlar. Yani o zaman tabii, zaten tabii öyle yani, de ama çok uymuyor. Bakın mesela ben kadar. Öyle, yani iş, ben, için me ben iş takip için yanlış yerde iş takip ediyorlar. Ben merak ettim açtım telefon ya dedim. İkide bir şeyde e, böyle ben sanki İmamoğlu'nun savunucusu gibi gözüküyorum. E, bazı şeylere itiraz edince Bu. ben genel siyaset kuralları içinde itiraz ediyorum. Ne işler yaptınız dedim. Ne kadar yatırım var, bütçe nedir filan. Hemen Müsaade edin bana söyleyeyim. Biraz sonra aradı. İşte 65 milyar devralmış AK Parti'den bütçeyi. 19 milyarmış şeyi bütçesi yatırımlar. Şeyi de geldi. anlattılar mı size? Borç miktarının ikiye katlandığını, kredi alamaz vaziyete geldiğini, <laughs> hayır, otobüslerin hayır, yollarda hayır, kaldığını. Hayır, hayır. Tam Bunu tersine yani onlar, bakın, onları tam anlattılar tersine, mı? Bunları biz kendimiz ya da böyle ayaküstü konuşmalar ben niye söylüyorum? Ama sayın Bakanım çok özür diliyorum da yani şimdi mesela ben diyorum ki temsilci atamış yabancı misyon şefleriyle adaylık için namus yokluyormuşuz. Siz diyorsunuz ki öyle bir şey mesela olmaz. Mesela burada Bence de burada hoşuma yani ya. gitti. Şişli Belediye Başkanı şimdi baktım. ben diyorum ki Şişli ama sayın, bakın Meral Akşener'e yani diyorum. Yani. Meral Akşener e diyorum HDP'den oy alamayacağı için bu başkana olmaması gerek diye şey söylendi bakın, diyorum. Siz diyorsunuz böyle bir şey olmaz. Işte e, ya. Şimdi siz böyle bir şey olmaz deyince o Şişli Belediye Başkanı Şişli Belediye Başkanı Sosyal medyadan baktım, hoşuma da gitti. Kendi bölgesindeki konsoloslukları ziyaret ediyor, onu ediyorlar. Bu işi Türkiye'de kim ilk yaptı biliyor musunuz ve başardı? Daha Beyoğlu ilçe başkanı iken Tayyip Bey yaptı. Beyoğlu içindeki ama, bütün konsoloslardan... Asım Bey, bakın ben de Şişli Belediye Başkanı'nı çok severim, sayarım. Çok da güzel bizim... Oturduğumuz Muhit'in belediye başkanıdır kendisini de Ben tanım. görüntü işine karışmıyorum. Hayır hayır <laughs> Şişli belediye başkanının Şişli'deki konsolosları ziyaret etmesi gayet makul. Normal işte onu söyledim. Ama şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ankara'ya temsilci atayıp Ankara'daki temsilcisinin de yabancı misyon şefleriyle sürekli bir araya gelmesi hani şeyin iddiası olarak söylüyorum. Sürekli ildir de herhalde. Neydi? İşte yani evet. Zafer Şahin söylüyor. o o biraz bana hani aynı şey değil gibi. Değil de yani bu diyalogları kurarlar belediye. Kurar tabii yani. yani. Canım. Ama ya ben emzat... şeyi de anlamıyorum zaten. Yani Kadir Topbaş rahmetli Kadir Topbaş döneminde atanmış falan diyorlar ama ben hani büyükşehir belediye başkanının Ankara'da temsilcisinin olması da bana biraz şey gibi geliyor ya yani. Amerika'da aklı... ofis arandığı da söyleniyor. Ya bunlar hepsi Ne yapacak abi ofis Amerika. Ya adamın hedefleri büyük. Ya bunu söylemeye çalışıyorum. Ya güzel yani. Güzel hedefleri olan güzel. belediye başkanı sahibi. Ama sayın sahibi. bakanım hani siz ara ara onlara soruyorsunuz ya hangi yerde bunları <laughs> yaptınız? Ben sorarım. Hobi sorayım. sorun. Borçlanma rakamını <laughs> Hayır ben, sorun. Ben Şükrü'yü gazetecilikten tanıdığım için aradım. Şükrü. yani e, iyi bir arkadaş. Hayırlı olsun. Ya bu işler nedir dedim. Bana biraz müsaade et, Genel sekreterler almışlar bilgiler ellerinde var. Şimdi İmamoğlu'ndan isteseydiniz. Tabii. Yani şimdi onu tebrik ederken o arada yine böyle soruyorlar bana ikide bir vay ne yaptı başarısızdır filan. Ya ama Ankara temsilcisinden istemeyin. E ne iş yaptığını öğrenmemiz lazım bizim Ne bizim iş de... yapıyormuşun Şükrü diye sordunuz e onu mu? Onu sormam ben biliyorum. Evet. Sayın Bakanım şimdi bu yani belediye ben mesela başkanlar... diğer belediyelerin de temsilcisinin ne yaptıklarını tahmin. Sayın ederim, Bakanım bu belediye başkanının Ankara'da partisi var ya Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani, ya belediye çalışanlarından bir ha, hukukçu öyle. falan gider ya, Ankara'da de, görüşür de, gelir. De, Ankara göğlese, de, uzak bir yer değil de, ki ya. Hani atlarsın uçağa. Arabayla yani, üstü. adam uçağı. ayrıdır bakın. Bir kere belediye başkanları eğer partiyle yönetmeye kalkışırsa belediye işlerini kendi başına çorap Hayır, eder, belediye yani. bürokratı diyorum. E, bu, tabi, Ankara bu, uzak bir yer değil ki yani. İşte yatır. belediye bürokratı şey. Tamam. Şükrü. Temsilci atamaya gerek yok. Buradan gider bir iş olduğu zaman birisi ya. Yani daha, ben, şunu söyleyeyim son. Daha İmamoğlu'nun elini görmedik. Hani bugün poker face falan bahsediyoruz. İmamoğlu'nun eli daha belli değil yani. O ne demek ya? Yani şimdi o ne yapacak? Yani onun elinde hangi kartlar var? Yani belli ki orada bir netlik yok. Şimdi Kemal Bey ben adayım diyor ama. şimdi Amerika'da ofis arıyorsunuz. Ankara'ya temsilci yolluyorsunuz. Eğer bu bilgiler doğruysa bu kulis bilgileri. Demek ki ciddi ciddi sizin de bir adaylık niyetiniz var. Ya da siyasette başka makro hedefleriniz var. E Bu şunu gösteriyor, seçim sattı mahalle girildiğinde demek ki ortalık orada çarşı karışacak. Biraz o, o anlama geliyor bu. Ben siyasette olsam asla demek ki elimi e, açmamazlık etmem, hiç anlamam yani poker face falan değilim yani. Hiç Putin, İmamoğlu, şur hey, herkes poker İmamoğlu face. İmamoğlu'nda poker yok, Putin'de var ama. Putin bambaşka. Putin'in o da cevap bütün, veriyorsun. Bütün Hayır, anlamam deyip, "Niye bilemiyorum." dedi. Bana bana Yaşar Yakış anlatmıştı. <laughs> Kırım hikayesini. Yani bunların aldığı şey 54 yılında Kuruş durduk yerde Kırım'ı alıyor. Nereden geldik Kuruş? Bana bağlıyor mesela. Nereye? Niye bağladığını düşündüler şimdi ortaya. Nereden ev. açtın abi konuyu sen? Olay nereye gitti ben onu anlamadım. Ben de anlamadım. Kuruşçefe nereden geldik? Yalta konferansına geldik. Masum Bey. Hayır, hayır. <gülüyor> Serbest <laughs> çağrışımda <laughs> dünya rekoru kırdınız. <laughs> yalnız ben size ya. söyleyeyim mi? <laughs> Hatun Bey en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bugünü sorduğunuzda en kötü 60'a gidiyoruz. <laughs> Hayır, Durdurmazsınız yani, 60 sene değil, önce başlamıyorsun Zaten bugün şey, olarak 90'ları anlatıyor. Eyval yok ben ha, o yüzden mesela söylesim. bu bahsettiğim bahsettiğim şey başkanlık sistemiyle ilgili kitabı ben nerede gidip buldum? Şeyde şey Büyük Millet Meclisi'nde. O zaman anlıyorsun ki Orhan Aldık kaç getirip getirip Paşa komisyon başkanı yapmış. Bunu da ben şeyle konuştuğum zaman Burhan Bey e rahmetliye o da dedi ki oradan başkanlık sistemini esinlenmiş. Bu, bu olayı Türkiye'de 60'tan beri yapmak istiyorlar. Ancak şimdi yapabildiler. Yani onu söylemeye çalış. Böyle kolay değil. Şimdi baş, Başbakan'la da dönüş bana sordu diye Ahmet Bey en az 8 sene sonra döner. Yani en az. Ve muhalefette düşerse iktidar onların da talep etmesi koşuluyla. Şimdi bazı şeyleri kusurlarına göre düşünmek lazım ve burada mesela... E peki akşener, iktidar mesela ha. şöyle düşünür AK Parti diyelim ki şeyi kaybetti yani cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti işte yeni kazananlar da parlamenter sistem istiyorlar mecliste AK Partiden destek istediler AK Parti de der ki ya ben bekleyeyim 5 yıl geçmeyeyim parlamenter bir sisteme, daha göreyim bir dahaki seçimde alırım der cumhurbaşkanı demez beklemez siyasette ertesi gün başlaman lazım başlamazsan, mesela şu anda kimse tartışmıyor Cumhurbaşkanlığı, öyle bir durum olduğunu düşünün. Hele Cumhurbaşkanı aday olmuş, bir de milletvekili olamamışsa, çok başlar içeride kaynamaya, o güne kadar susanlar, herkes, işte artık değişim şart, gençleştirelim, hikayeleri başlar, her bir şey başlar. Onun için liderler bu tür tartışmaları kesecek bilgide ve olgunluktadırlar. Meral Akşener'in işte aday olmama kararının sebeplerinden birisi de bu. Bu seçimde milletvekili değildi. Cumhurbaşkanı da olduğu için partisine hakim olmakta ilk zaman hatırlarsınız istifa etti. Tabii. Şimdi bir kez daha partinizden az oy alırsanız aday olup bir daha koltukta duramazsınız. O yüzden de akılda kalır. Koltuk değil harf. parti dağılır. Yani, yani genel başkanın parlamentoda olması kadar, çok önemli. Bugüne kadar ayrıldığı yani, partisi. Meral Akşener ya. partisinden daha az mı oy aldı? Tabii daha az oy aldı. Partisi 9 99.86 aldı. kendisi, kendisi 7, 34 galiba ya da tabii 7.34 civarında bir oy aldı. Evet oldu. evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin aldığı 1 30 küsür az oy aldı partisinden. 5 puan 7 puan fazla aldı ya CHP'den. Bunun 2 3 puanı HDP'den <laughs> 2 3 puanı İyi Parti'den geldi. Ve diğer 0.5 partilerden. Seçimden şimdi, sonra istifa etti. Şimdi şöyle bir somut Durum ortaya çıktı. Yeni konumuza geçelim. Ee, hep biz soruyorduk, konuşuyorduk yani daha doğrusu tartışıyorduk. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne demek diye. Ee, bu konuyla ilgili 6 parti görüş birliğine vardı bazı maddelerde değil mi Onur? Yani 6 partinin görüş birliğine vardığı maddeler. Şimdi bu 6 parti hangi partiler onları bir sıralayalım. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Bu partiler e, şu konularda anlaşmışlar. 1. Cumhurbaşkanı partili olmayacakmış. 2. Parlamentonun yetkileri denge denetleme mekanizmaları güçlendirilecekmiş yargı liyakat esasına göre yeniden yapılandırılacakmış. YSK yeniden yapılandırılacakmış. Kürt sorunu mecliste ve üniter yapı içinde çözüme kavuşturulacakmış. Şeffaf bir yönetim anlayışı uygulanacakmış. 6 parti anayasa değişikliği teklifini seçimden sonra hazırlayacakmış. Sayıştay'ın yetkileri ve denetleme alanı genişletilecekmiş. Meclise sunulacak ilk yasa siyasi ahlak yasası olacakmış. Medyanın özgürleştirilmesi için de önlemler alınacakmış. Mete yarar. Bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi mi tarif ediyor? Bu onu mu tarif ediyor? onu? Yok. Bu ortak e, mutabakat belgesiydi. Mutabakat belgesi. Bu e, onu temsil etmiyor. Yani bu güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğu konusunda bir şey değil bu. Beraber ortak yürüyeceksek neleri e, belirleyelim anlamında söylenen bir cümle. Bunlar te, güz, güzel temenniler diyebiliriz. Yok işte yani bugünlerde çok tartışılan... E, bu da niye yapıldığını da söyleyeyim ben size. Son dönemde e, hangi konularda ne konuşacağız? E, bir kendi aralarında bir birlik yok denmişti hatırlarsanız. E, bu tartışılan konuları bir çerçeve altına alabilmek adına e, yapılmış olan bir mutabakat belgesi. Ortak mutabakat belgesi diye geçti. Ya yani bunun güçlendirilmiş parlamenter sistemle hiçbir ilgisi yok mu? Yani benim gördüğüm yani parlamenter var, sisteme var. parlamenter sisteme geçişle ilgili ne var orada? Ben de bir şey göremedim hani bir tek yani o da parlamentoya yapıyor hiciv yapıyor ki. da hiciv hiciv yapıyor da yo ben yapmıyorum vallahi hayır, yapmıyorum. Hayır içerik olarak onları kastediyorlar. Ama orada Szan, öyle bir şey yok yani öyle mesela Cumhurbaşkanı partili olmayacak. Parlamento'nun yetkileri denge denetleme mekanizmaları güçlendirilecek. E, tamam bunun e, onu şeyde sağlayabilirsiniz Şu onu. anki sistemde de yaparım. Ama O başkanlık sisteminde de yapabilirsiniz onu. Şu anki mevcut sistemde de e, yapabilirsiniz. Başkanlık sisteminde de yapabilirsiniz. Yargı liyakat esasına göre. O zaten olmalı parlamenter sisteme geçilecek diye bir madde var mıydı orada? Heh işte o önemli. Yok. Ben görmedim. Okuduklarınız arasında yok. Arkadaşlar bu toplantının kendisi zaten altı partinin bir araya gelip toplantı yapma nedenleri biz ortak bir söylem oluşturalım değil. Parlamenter sisteme geçiş toplantısı bu. <laughs> evet. Yani bu bu maddeler... O zaman ama şöyle olması gerekirdi. Maddeyi de koymaları O zaman şöyle olması diyorum. gerekirdi. Madde bir. Seçim kazanıldığı andan itibaren ilk yapılacak iş... Birinci senenin sonunda e, çoğunluk bizde olduğu için anayasayı değiştirmek, tekrar parlamenter sistemine dönmek derdiniz. Evet. Yani, ilk Birinci böyle başlarsın. madde o olmalı. Yani buna böyle başlarsın. Ama onu zaten herhalde var sayılıyor. Yani de, de, bir de adam. bakın ben bir şey Doğunuzda söyleyeyim. Seçimden sonraya bırakıyorum Onun için Mete Bey onu eleştiriyor. Biraz Ama o da yetmiyor. Anayasa Şöyle çalışma. diyor. altı parti anayasa değişikliği teklifini seçimden sonra hazırlıyor. Ama niye hazırlayacak? Eğer çoğunluğu alırsanız. E tabii canım çoğunluğu ama alırsanız. zaten e, Bu çoğunluğu şunu alırsanız... gösteriyor ama başka Efendim? bir şey işaret ediyor. Eğer anayasa değişikliği teklifini seçimden sonra hazırlayacaklarsa şimdi yapılacak anayasa değişikliğinde katılmayabilirler. Biraz öyle bir hava zaten var. katılmayacaklarını söylediler. O ayrı e, bir konu. Katılmayınca o zaman anayasa değişikliği hiç gerçekleşemez. O başka bir konu. E de gidemez. Hayır, be, yani burada şey mi demeleri lazım? İşte diyorlar yani anayasayı seçimden sonra. Bakın e, şimdi İşte bütün değişim şöyle anayasadan sonra yaparım. Ben size şöyle anlatayım o zaman. Adını net olarak koyalım. Şimdi orada ne diyor? E, partili bir cumhurbaşkanı adayı olmayacak. Cumhurbaşkanı partili olmayacak diyor. Tamam. Evet. O zaman şöyle mi yapacağız? Mesela örnek verelim örnek üzerinden gidelim. Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı oldu. Öncelikle ilk yapacağı iş partisine istifa etmek olacak değil mi? Hatta onu aday olduğunda bunu yapacağını söyleyenler de var. Tamam. Şimdi öyle diyelim, öyle diyelim. Ee, otomatikman seçici kişilerin tamamı da o zaman e, partili olmayacak. Bakanlar da partili olmayacak o zaman. Öyle mi? Onu bilmiyoruz ya. O yok. Öyle bir ayrıntı yok. Niye? Bilmiyorum. Yani sizin Cumhurbaşkanı olduğunuzda alt taraftaki seçtiğiniz kadro kendi partinizden olunca siz... E, tarafsız mı oluyorsunuz? Yani istifa edecek diyorlar şimdi. baktım Yok, ben da. Ben anla anlamadım. Eğer seçilirse. Seçilir, Bakın bu seçilir, ne zaman olur biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı diye. parlamenter sistemdeki olduğu gibi Cumhurbaşkanı olur. O zaman tarafsızlığını anlarım. Siz hem e, Cumhurbaşkanlığı sistemine gelip alttaki bütün bakanları kendi siyasi partinizden seçip siz tepede oturduğunuzda siyasi özelliğiniz olmayacak mı? Öyle mi anlamı geliyor? Ama gibi. onu bir tür geçiş dönemi olarak A O zaman onu da söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki partili olmayacak. Geçiş döneminde aşağıdaki e, grup dersiniz. Teknoktat olacak dersiniz. onda da koyarsınız o zaman oraya. Yok öyle bir şey. E, o zaman şimdi e, Cumhurbaşkanı şeyli olacak. Partisi olacak. Ama bütün bakanlar partili olacak. E, ne anlamı kaldı o zaman? Belki partisiz insanları atayacak. Zaten adı, adı sistemi, adı, bu sistemin ismi ne? Cumhurbaşkanlığı Kanlığı, hükümet, sistemi. hükümet sistemi. Ama ne yapsın bir yerden? Ay hayır. Bakın sizin söylediğiniz için söylüyorum. Eğer bu parlamenter sisteme geçişle ilgiliyse o zaman geçiş döneminin adını yalnızca Cumhurbaşkanlığı tarafsızlığı üzerine kurgulamazsınız. Kur tabii. Altına hükümet sistemini de kurgularsınız. Mete Bey şurada haklısınız. Benim okuduğum bu maddelerden bu işin nasıl olacağına dair etraflı, detaylı bir bilgi çıkmıyor orada haklısınız. onu söylüyorum. Ya ben ben şunu beklerim. Bir seçmen olarak şunu beklerim kardeşim. Temel ilkeler. Ben şunu beklerim. Derim ki ya tamam siz ama bana bu şey... çalışmaları daha önümüzde süreç var. Her öyle değil mi Onur bu altı parti tekrar bir araya Ya yani ilkeler üzerinde uzlaşmak için bu çalışmaları Peki, bu altı söyleyeyim. parti. Ben sürdürecek. son dönemde son dönemde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Millet ittifakı içinde şey millet ittifakı için geçerli bu söylediğim e, cümle. Bizim sistemi tekrar düzeltebilmek adına e, bu sistemde bir beş sene daha devam etmemiz gerekiyor. Onu ben söyleyen birini görmedim yetkili, ben, yetkili bir ağızdan. Ben işitmedim. bir şey söyleyeyim mi? Yetkili. E, bakın e, en alt yetkili tabii söylemez. Siz şimdi bir taraftan parlamenter sisteme geçiş söyleyip ben bunu bir de kullanacağım tabirini kullanmazsınız. Ama genel olarak kanaat bildiren bugüne kadarki olan birçok gazeteci şeye yakın bu konuyla ilgili akıl veren e, CHP'nin veya işte İyi Parti'nin taktiğini oluşturmaya çalışan e, tarafsız gazeteciler e, şeyi söylüyorlar mesela. Yani bir beş sene e, bu sistemle gidilmesini, onun arkasından e, geçilmesini söylüyorlar. Ama bunu Daha şef... söyleyen de var. O zaman sistem değiştirmemek sistem, demektir. Efendim? Bunu, efendim? bunu söylemek, bunu danışma, danışma olarak vermek... Siz seçilin ondan sonra değiştirmeyin Bakın, demek. Demin e, Tabii. Meral Akşener... Ha yani evet. bu kadar şeffaflık, Bakın. siyasi ahlak plan Şimdi, Şeffaf yönetim diyen ve bunu şimdi, bu ilkelerle hareket ettiğini şimdi söyleyen bu çalışma, bir anlayıştan bu, beklemem ben. Ben öyle şimdi başka bir şey... şey de, ben, bak, bakın, ya, siyaset o kadar ilginç bir erken, hepsini beraber görürüz. Her akşam ilgili şey söylediniz. başbakan niye olarak açıkladınız? Maddelerden bir tanesini ben size söyleyeyim. Millet İttifakı içerisindeki mahalle baskısını siz herhalde çok ihmal ediyorsunuz. Yani orada öyle bir mahalle baskısı var ki sizin kendi dışınıza bir taktik oluşturmakla ilgili bir şey söylediğinizde çıkan gürültüyü hiç duyuyor musunuz? Yani o gürültü nasıl geliyor biliyor musunuz? Şöyle geliyor. Sen şeyi kazan kazanmamasını mı istiyorsun? Senin sen bu zaman burada ne arıyorsun? Burada ne yapıyorsun? Söyleme seplenen bir tanesi de ben farkındaysanız şu kelimeyi söylüyor. Bu sistemin içerisine engelleyici olmayacağım diyor. Bakın yani bunu söylet, söylettiler Meral Hanım. Bunu söylemek zorunda kaldı. Ben e, Cumhurbaşkanlığının önünde engelleyici bir faktör olmayacağım. Sebebi ne? Geçen seçimde Meral Akşener e, yüzünden e, ortak adaya gidemediği vurgusu bu seçimde de söylenmeye başladı. Meral Akşener'in en önemli sebeplenen bir tanesi, erken açıklama yapmasının sebeplenen bir tanesi bu. Çünkü şu söyleniyor, kendisine şu söyleniyor. Sıklıkla bütün köşe yazılarını okuyorum ben. Ya Köşeye koşiyazdan yazanlardan bir tanesine siz kuruluş amacınızı unutuyorsunuz diyorlar. Nedir kuruluş amacı? Öncelikle e, Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirmek. O zaman bütün şeylerinizden vazgeçeceksiniz. Siyasi ön hedeflerinizden vazgeçeceksiniz. Siyasi ön hedefi engelleyecek olan konulara da girmeyeceksiniz. E, bunlardan bir tanesi bu. Siz hayatınızda şöyle bir şey gördünüz mü? Yani siyaseten bir hedefiniz olurken bu hedefi ulaşmakla ilgili devredeceğiniz bir durum olabilir mi? Devretmezsiniz. Kendinizle ilgili söylersiniz. Ben bunu zaman zaman MHP için de söylüyorum. Yalnızca bu taraf için söylemiyorum. Her siyasi partinin iktidara gelmek, iktidarda olmak, iktidarla ilgili beraber çalışmakla ilgili hedefleri olur. Bu hedeflerin içerisinde sizin de öngörüleriniz olur. Şimdi Meral Hanım'ın üzerindeki baskıyı ben Yazılan, yazılan, çizilen, çizilen her şeyle gördüm. Uzun süre e, ile ilgili konuşmayınca yazıların boyutu arttı, boyutu arttı, boyutu arttı. Arkasından açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu soruyu soranlar Cumhur İttifakı'ndan yazarlar değildi. Bu soruyu soranlar, ısrarla soranlar Millet İttifakı içerisinde destek veren gazetecilerden bu sorular geldi. Ve açıklamak zorunda kaldığı yerde zaten... E, yani Cumhur İttifakı, şey Millet İttifakı'na destek veren bir televizyon kanalında gerçekleşti. Orada sordular kendisine. Cumhurbaşkanı aday olacak mısınız, olmayacak mısınız? Israrla sorunca ben e, hedefim başbakanlık dedi. Ben adayım derse başına ne gelir? Geçen seferkinin aynısı gelir. Ama geçen sefer içinde Meral Hanım'a şöyle bir takdir duygusu var gibi görünüyor. Ne? Ee, Abdullah Gül'ün adaylığında... Birleşilecekti Meral Hanım'ın itirazı ve ayrı aday çıkmasıyla Gül'ün aday olamadığı bu nedenle Meral Akşener'in oradaki oyunu bozduğu ve iyi yaptığı şeklinde yorumlar da kim var. Bunu kim söyledi? Millet İttifakı mensupları. <laughs> e ama şimdi o zaman Vallahi. Çatı adaya karşı çıkan Meral Hanım bugün diyor ki Çatı aday olsun. Ya o kadar çok çelişki var ki sonra ama diyorlar ki yani niye konuşuyor? Meral Hanım aday olmak zorundaydı. Çünkü 100 bin imza toplayarak aday oldu. Neden? Seçime girme hakkını alabilmek için geçici olarak gelen CHP'li milletvekilinin kurduğu gruplar oldu. Ve o tarihte propaganda da, çünkü ayrılıkları bir de bir parti var, Milliyetçi Hareket Partisi yapılacak propaganda da eğer o 100 bin imzayı toplamazsaydı 9.8'i alamazdı. Yani bazı şeylere öyle bakmak lazım. Şimdi e, bu 9.8'i aldı. Şimdi diyor ki kendi gücümüzle olalım diyor şey açısından. Şimdi e, Meral Hanım da Kemal Bey de bir tartışmayı kestiler. Ben biraz bunları böyle değerlendiriyorum. Şimdi ne oluyor? Her kafadan bir ses. Meral Hanım aday olacak. Başka bir ses Kemal Bey aday olacak. Ama bunları söyleyenler bunlara yakın olan gazeteciler ya da yorumcular değil. Daha çok iktidara yakın olanlar bu tartışmayı açtılar. Ve o arada da bunlardan önce belediye başkanları tartışmasını açtılar. <laughs> belediye başkanları tartışmasını açınca farkında olmadan eleştirikleri Ekrem İmamoğlu'nu parlattılar. Yani eğer Cumhurbaşkanı'nın adaylığına layık görülüyorsa o zaman belediye başkanlığı da iyi demektir. Şimdi bunu geri çekmenin yoluna gittiler. Ama bu arada da Kemal Bey için bir iki ses... Aday olabilir, kendisi olabilir dedi. Bakın şu anda CHP'de kimse adayım diye çıkmıyor. Ama bu konuda İlhan Kesici hazır halde tutuyor kendini. Peki sizce, Akif Hamza Çepi. Sizce Kemal Bey aday olur mu? Yani bana göre Kemal Bey siyasetin demokratlığı açısından olmaz. Ne Ama ne ya? yani siyasette lider olmadan, bu değişimi yapabilmeyi ispat etmeye çalışır. Çünkü belli bir yaşa gelindiği zaman siyasette... Peki kim olur? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş? Hayır onlar olmaz. Onlar olursa CHP'nin geleceği açısından iyi değiller şu anda. Yani. Peki o zaman bir... Ama bakın CHP içinden çıkmak zorunda. Kimler olabilir? İlhan kesici daha İlhan kesici olabilir. Akif Hamza Çebi olabilir. Devlet adamı misyonu itibariyle. İkisinin de devletteki çalışmaları ee, Gelir mi bu, bu konuda Gündeme bilmiyorum ee, Fay Köstrak olabilir Yani şey açısından ee, Başka kim olabilir yani? Ya böyle bir isim e, lazım Siz Kemal yani, Bey'in de olacağını Eğer düşünün. dışarıdan Saatler çalışmış Akpaysa çalışmış bir kişiyse Aramalarına gerek yok ki 2007 yılında Deniz Baykal'ın dağındaydı Abdullah Timşener orada Peki bir dakika yani siz sonuçta Kemal Bey'in de e, her ne kadar böyle bir aday olacakmış imajı verse de olmayacağını düşünüyorsunuz. Yani olmaz yani partinin sağlığı açısından olmaz. Çünkü ben böyle bazı şeylere katılmıyorum. Ee, bunu konuda Hakan Yalın'la fazla konuşmak değil. istemiyorum. Onun çünkü şey e, anket bilgisi daha. Bey Meral son ben. zamanlarda Kemal Bey böyle sanki adaymış gibi bir hava estirmiyor. Öyle davranmak zorunda. Ha yani o da ayrı. Bir Bütün şey. liderler şu anda çatı adayı belli değilse aday gibi davranmak zorunda. Meral Hanım hariç. Meral Hanım bilerek yaptı. Çünkü Çekim Meral, Meral Hanım'ın mesela bu HDP çatışması Meral Hanım'ı kadrosunu tahrik etmek amacıyla gündeme geliyor. Dolayısıyla o biraz geri çekilerek oradan ya kurtulmayı... Ama ne kadar alengirdi işler farkında mısınız ya? Altı üstü yani benim adayım bu diyeceksiniz. Demezler. Ya. Yani niye? Masum Bey'in ne diyorlar? Bir, bakan, bir tartışmaya var. girmek Şimdi bakın e burada Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı ben bakan, belli. Ben bir şey sorabilirim. Yıllardır e aday olduğu zaten belli. Ya siz şimdi o mu olacak bu mu olacak? Şimdi Demezler. Sayın Bakan'ı dinliyorum. Demez. Denmezler işte Kemal Bey aday değil ama adaymış gibi davranıyor. Meral Hanım aday değil ama her anmış gibi yapıyor aday olabilecek. Bu nedir ya? Milletin yani şey zekasıyla şey alay etmeye soru gerek yok ki. Ee, ya adaysınız ya, beye... ya değilsinizdir. Yani ya da seç... şu var neyi saklamaya çalışıyorsunuz? Ya da aday olsanız yıpranacağınızı Daha bilmiyorsanız. Daha bir kurulmamış ki. Nasıl kurulmamış? Kurulmamış tabii. Basbayağı kurulmuş. Hayır yani hayır ortak. bakın şimdi 6 tane parti gelmiş değil mi bir araya? Evet. Bu 6 partinin bir ortak noktası olması lazım. Ne olabilir? parlamentoda temsil edilen partiler. Gelecek Partisi bildiğim kadarıyla parlamentoda temsil edilmiyor. O zaman nedir? Eğer oy oranlarıysa parlamento dışındakini alıyorsa işte biraz evvel söylediğim ben söyledim Hakan Bey. Siz DSP yüzde bir buçuk. Türkiye'de bir iş DSP şu anda anayasa önerisi işte de var. Şey de aynı Sami öyle. Sami Türk zamanından beri hazırlanmış. Ne dedi yani? anlamadım. ya Türkiye'de olmayacak bir iş varsa o bir komisyona havale edilir. Komisyon yani, e, değil. E, bu mesele de bu işte parlamenter sistem işi de bu yani. Mete Bey. Hocam 360 oyunu geçebilmek için, 360 milletvekili alabilmek için, 400 demiyorum, 360 milletvekili alabilmek için e, Millet İttifakı'nın ne kadarlık bir oy Hı. oranına ihtiyacı var? Takribi söyleyebilirim. 54'ün altında değil, 55'in altında değil. O zaman şöyle konuşacağız. Zaten %54 oy alıyorsun, Cumhurbaşkanlığı da kazanmışsınızdır. Tabii. Yani Ama parlamento da... ayrı bir sandık biliyorsun. Yok, hayır. O anlamda anladım. Ama aşağı yukarı bu seçimlerde e, Cumhur İttifakı'nın şeyde aldığı oyla e, orada aldığı oy arasında çok aşırı bir fark yoktu. Aşağı e yukarı zaten hedefleri... bir puan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Evet. Şunun için soruyorum. 54 almak istiyorlar. Hayır, doğru. Bakın, Milletvekilliğinde hani, de. Hedefleri o. Hayır, demin, hayır, Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten 54'e talip olmuşsanız, 54'ü e, en az tabii. En az hedefliyorsanız e, o zaman Koyduğunuz tablonun içerisinde şu söylenenlerin her birini gerçekleştiriyor olmanız lazım. Bu kadar eminseniz oradaki maddelerin her birinde yazarsınız. Yazarsınız. Çok net olarak söylersiniz. Dersiniz ki kardeşim ben seçimi kazandığım an anayasayı şu şu maddelerini değiştiriyorum ve parlamenter sisteme geçiyorum dersiniz. Bunu söylersiniz. Bu kadar ben, iddialıysanız. %54'ü zaten yapıyoruz, aldığınızı iddia ediyorsanız bakın. %54'ü aldığınızı iddia ediyorsanız. Çünkü sizin parlamentosu geçmeniz için Milli İttifak bu lazım. kişilerden oluşuyorsa üçüncü bir yol çıkacak. Bir kere onu söyleyeyim. Üçüncü bir yol çıkacak. Üçüncü bir i̇ttifak liste Tabii. Üçüncü i̇ttifak. bir ittifak. Kesinlikle var. Canım. Üçün üçüncü üçüncü yol olacak. Çünkü o zaman birileri çıkacak. Kendileri iki tarafta da yoksa diyecekler ki, Türkiye'yi bu iki tifa, ittifaka mahkum etmeyelim. Doğru, doğru. Kilide yani. ihtiyaç var. Tabii canım. Kesin. Kimler olacak? Dsp olacak. Sol. Evet. Ödp olacak. Hani bir örnek. Yani şey, eğer HDP tarafında yer almazsa, şey olacak. İki Parti. Partisi, evet. Şey, evet. Şey olacak. Sarıgın. Aydınlık mıydı şeyin Öztürk'ün gelecek par evet, yenilik parti. Yani bakın. Bir de bir başkaları hazırlık. çıkacak. Bağımsız çıkacaklar. Ben 100 bin imza toplarım diyecek. Toplayacak, toplamayacak. Ve En azıcık bir iki bağımsız bekliyorum. Ve Bakalım bu işler mi? çok farklılaşacak. Şimdi bu işte de şöyle bir şey var. Bakın ben onu hep söylüyorum. Ve bunu aramızda en iyi bilen Türkiye'de Cumhurbaşkanı'dır. İstediğimiz kadar söyleyelim. Cumhurbaşkanı için erken seçim isteyecek konuşmaları gidişini onu, ona göre ben görüyorum 3 4 evet. ay bile olsa diyorsun tabii erken almayacak erken almaya çalışacak tabii kendisinin aday olabilmesi için neden yani 4 ay gibi şimdi bakın, kendisi, şimdi bakın kendisi bakın Ben söyleyeyim. açıkladı Bak, yani, sevgili Seyret zafer 3 4 ay Zafer, ay, dört zafer zafer 3 ay 1 ay 2 ay, iki seçim ay. Seçim ama cumhurbaşkanı zaman cumhurbaşkanı kendisini tartışmak istemiyor ben o kadar bakan tanıyorum yani e, şu süreçte bir Ta, tek şimdiki Maliye Bakanı süre, Cumhurbaşkanı bir komployu fark etmiş Hakan Bey'e Bir şey soracağım Buyurun. Hakan Bey şimdi Meral Akş ben gerçekten kişisel olarak merak ediyorum Meral Akşener dedi ki ben Cumhurbaşkanlığı aday değilim kardeşim ben başbakanlığı adayım dedi şimdi o zaman İyi Parti ve CHP'nin başını çektiği Millet İttifakının bir aday belirlemesi gerekiyor. Akşener'in kafasındaki isim ya da Akşener hangi isme evet der. Ya mesela Kemal Kılıçdaroğlu ben adayım derse Akşener tamam tabii ki sizin hakkınızdır biz de sizi destekleriz mi der bir başka ismi mi ön plana çıkarır yani nasıl bir hamle bekliyoruz Akşener'den? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili İyi Parti zaten birkaç aydır... Çünkü Akşener, ver. çok özür dilerim. Buyurun. Şunu işte. da hatırlatayım. E, manidar bir şekilde birkaç kez söyledi değil mi Onur bunu? Evet. Kazanacak aday, evet, mutlaka evet. kazanacak aday diyor. Yani biz bizim kulağımıza bu şöyle geliyor. Yani Kılıçdaroğlu olmayacak, kazanacak aday olacak mı demek istiyor? Evet. Şimdi bir isim isim gidelim. Kılıçdaroğlu ısrar ederse ben aday olacağım diye iyi parti sitem eder. Ha sitem eder de ne yapar? S İttifak ne demek, yani nasıl bir sitem? Sitem şu. Çok nazik üsluplarla derler ki e, yapmayın bunu. Çünkü daha fazla oy alacak birini aday gösterin. Israr der. ederse Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ısrar ederse eh sonuçtan siz sorumlusunuz derler. İttifakı bozacaklarını tahmin etmiyorum. Ama bilmiyorum tabii. Belki de dönüp derler ki bir dakika ben yeterince güçlendim. Ben de bir merkez sağ ittifak kuruyorum o zaman. Sen de başın zaten farklı adaylarla gidersek birinci turda ikinci tura kalma şansı olur. Bunu da yapabilir bilmiyorum. Tabii gel, gelece <gülüyor> gelecekte <gülüyor> hep onu söyledi bütün konuklarımız siz de söylediniz ne olacağı belli değil tabii ki. Biz Heh. şu anki fotoğrafı çekiyoruz. Şu anki fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Meral Akşener ve İyi Parti görüşünü aşağı yukarı iki aydır belli etti. Cihan Pacacı'nın çıkışı, Meral Akşener'in söylemleri uygun ve nazik bir dille yapma etme Sayın Kılıçdaroğlu modu idi. Çok net bence. Yani bunu yapma bize. Bize de yapma, peki, seçmene de yapma, muhalefete de yapma peki dediler. Plan ne? Kafası. Yani tamam sen aday olma Kemal Bey ama... Nasıl bir tipoloji istiyorlar yani? İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun mu yoksa başka bir isim mi? Şimdi kazanacak, kazanma potansiyeli olan adaylar biraz önce de söylendi. Bir üç dört kişi var. En azından İyi Parti daha fazla yani yüksek oy alma ihtimali olan Kılıçdaroğlu'ndan. Çok açık anketlerde de gözüken, bırakın anketi. Her biriniz çevrenizdeki 100 tane tanıdığınıza sorun, muhalefetin adayı kim olmalı diye. Bu isimler önde çıkacaktır. Yani Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener önde çıkıyorlar. Tamam. Kılıçdaroğlu'nun önünde. Bir dakika, orada şöyle bir handikap var. E, bu isimler üzerinde bir ittifaka gidilirse, yine bugünkü fotoğraf üzerinden söylüyorum. Hı. Kılıçdaroğlu der ki, ya ben sürekli bu iki belediye başkanının bir dönem daha belediye başkanlığı yapması gerektiğini Hı. düşünüyorum. Hı. Ayrıca Ankara'yı İstanbul'u kaybederiz seçime kadar 6-7 ay önemli bir süredir gibi argümanlarla itirazı var. Yani biraz İmamoğlu'yla Yavaş'ın önü bizzat CHP tarafından kesilmiş gibi bir algı var. Yine söylüyorum bugün itibariyle yarın bambaşka bir konjonktür olur. Bu isimlerinden biri aday da olabilir. Şimdi İyi Parti ve diğer Saadet'i falan da katalım buna masada. Kılıçdaroğlu'nun bu iki ismi aday yapmak istemeyişinin sebebinin belediyeyi elden kaçırmak olup olmadığını biliyorlar. İşin o bahanesi ve süsü olduğunu herkes biliyor. Sağır Sultan bilir. Hani 17 yaş ortalaması bile bilir. Yani siz Cumhurbaşkanlığını alacaksınız. Ha, Cumhurbaşkanlığını alma ihtimalini adayacak. artıracaksın 360 bu bahane bu uyduruk bir bahane. İstanbul'u kaybedeceksin tamam. şimdi Ondan bunu bildikleri için nazikane o. derler ki söyleyemez söylenmez ki sen koltuğu kaybetmemek için bu iki ismi öne çıkarmak Yok istememez. O ayıp olur öyle söylenmez. Yani söylenmeyecek, söyleyemeyecekleri için çünkü asıl sebep odur gerçek sebep o olur. Hayır derse Kılıçdaroğlu. O zaman diyecekler ki efendim hiç değilse hani biraz zorlarlar. Bakarlar ki kapı duvar çünkü Kılıçdaroğlu kim sivrilse, kim güçlense partiden dışarı yolluyor, gönderiyor. 11 senedir yaptığı bu. E şimdi bunu görüp ısrar edemezler. O zaman onun için ben ilan kesici veya benzeri bir isim diye Ama söyledim Hakan bir zaman. Neden? Şimdi bahsettiğiniz yani rakip olacakları kişi Recep Tayyip Erdoğan. Ya siz şimdi buraya ben de İlhan Bey'i çok saygıdeğer bir siyasetçi olarak görürüm de. Siz düşük profilli bir teknokratla yani Erdoğan'ın karşısında en kritik seçim dediğiniz bir seçime çıkarsanız o seçimin zaten sonucu bellidir. Yani e, bu isimler bence olmayacak. Şimdi zaferci. Bak orada katılmıyorum şu. sana Baka niye? Bak buradaki temel Söyleyeyim motivasyon semerim. şu kimse bunu konuşmuyor. Ya Kemal Bey partiyi kaybetmek istemiyor. Kemal Bey ve bir e söyledi birlikte... onu söylüyor. Ha yani işte birlikler e, dedim, gibi ekiplerin de yani aslında motivasyonlarından birisi bu. Şimdi o. siz İmamoğlu'na aday yaptığınız zaman zaten CHP Genel Merkezi'nin bir sonraki sahibi o olacak. Tamam. O yüzden yapmazlar. Ha bir de şu var. Şehirler bakın falan palavra, bahane onlar. Türkiye'nin sahil şeridinde bakın neredeyse 30 yıldır CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Yani buralarda da bir iktidar var. Yani o genel başkan ve ekibi oralara da hükmediyor. E siz kaybedeceğiniz bir seçimde eğer İmamoğlu'na aday gösterirseniz, eğer seçimde kaybederseniz, İmamoğlu gelir, sizin ekibiniz gider. Siz tamam de işte beraber. o yüzden istemeyecektir. Yani Heh. muhalefetin kazanma ihtimali olsa bile katiyen bunu kabul etmez. Kemal Kılıçdaroğlu. Etmez. Yani bu adaylık Çünkü daha önce yaşadık da bunları, anlattım. Parti bir iktidar yapalım. yarışı da etkili. Şimdi kesici, ilan kesici ya da benzeri bir aday için niçin olabilir diyorum. <laughs> Bunlar düşük profilli adaylar değiller. Önce onu bir vurgulayayım. Neden? İlan Kesici konuşmaya başladığı zaman ses tonu, içeriği, tarzı, duruşu, tipi gerçekten ortaya bir ağırlık ve karizma koyabilen birisidir. Bakmayın siyasi hayata çıkmadı. Ama bir şey hatırlatayım size. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %25,5'la seçildiği seçimde Herkes Zülfü Livaneli ve Bedrettin Dalan yarışır diye düşünürken ve üstelik Anap düşüşteyken, Anavatan Partisi, Anavatan'ın adayı İlhan Kesici yarım puanla kaybetti seçimi. Evet. Yani evet. Sayın Doğru. Erdoğan 25,5 aldı, İlhan Kesici 24,5 aldı. Bir puanla kaybetti. Neden? Ekranda millet izlediği zaman Kesici, Kesici Demirel tarzıyla ekonomi anlatılır, anlaşılır bir dille. Ve seçildiği zaman da Kılıçdaroğlu'nun koltuğu tehlikeye girmez. Kılıçdaroğlu'nun birinci hesabı koltuğudur. <laughs> Cumhurbaşkanı seçilmiş, seçilmemiş, Türkiye falan filan. İki, hatta 13. Üç. üç. boş, üç boş, dört boş, 13. üç. İlan kesiciyle ilan belli ilgili olumsuz bir şey söylemiş olmayayım ama... Yani burada bir genel yani düşük başkan... profil değil de. Işte ben genel de genel onun başkan... için yalnız başına ilan kesici demiyorum. İlan kesici benzeri de olabilir. Aşk, cebi, e ee, eğer sağdan isteniyorsa hani AK Parti kökenli Abdullah Şener Falköstrag yani kendi mayasında. Çok özür dilerim. Alternatif Şener kendi memleketi Sivas'tan seçilemeyeceği için Konya'dan Hayır. aday gösteriliyor. Yok yok. Insan, yani bunu Başka bir şey alıp da, söyleyeyim. Sayın Bakan, Pardon. Şey mi yaparlar? Şener yaparlar. ilgili şunu şey. söyleyeyim. Özür dilerim. Abdülhatif Şener eğer AK Parti'de bakanlık yapmış olmasaydı ve partinin en etkili ilk 5 isminden biri olmasaydı vaktiyle çok uygun bir isimdi. Çünkü nazik ve zarif üslubuyla sevilen bir adamdır Kibar bir adam. Ya Hakan Bey sizin yani siyasi bilginiz <laughs> bizi 5'e 10'a katlar da kusura bakmayın ya yani ben. Abdullah Şener bak bir kez daha söylüyorum. Kendi memleketi Sivas'tan seçilemez diye Konya'dan aday gösterilen ve oradan milletvekili yapılan bir insandan bahsediyoruz. Şimdi bu adam Sivas'a tamam geline... farklı ölçüler zafer. Ama olmaz Hakan Bey. Şimdi yani ben Sivaslı olacağım. Evet. Sivas'tan milletvekili olacağım. Gir CHP'den al o zaman. Ya, Sivas'tan seçin. Yani a, hadi benimle gelin dediğimde arkamda beni milletvekili seçecek kadar bir kitleyi getiremeyeceksin. İşte ya başka parametreler var ama olmaz hani hiç hangi parametre olursun. AK Parti'de bir ay üyelik yapmış birini bile aday gösteremez. Yani diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu aman, Abdullah Yaman Abdullah Güle aday yapmak için çok çalıştı. Ya ben zaten diyorum ki orada üretilmiş stratejiler Allah'lık. Onu geçin. Ama bunu asla Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'de bakanlık, milletvekili yap. Çünkü 19 yıllık yeni bir ezeli rakip oluşmuş, rekabet oluşmuş. Siz orada bakanlık yapmış, milletvekili yapmış birini popüler diye aday yapacaksınız. Ya da iyi oy alır diye. Bunu tarihler yazmaz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi, delegesi bunu cezalandırır. Hakikaten cezalandırır. Ya zaten Mehmet Bekeroğlu'nun falan her parti meclisinde genel başkan listesinde olup seçilememesi yani o delegenin meseleyi bir anladığını reklama, gösteriyor. Bir reklama yani. gidelim toparlayalım şu konuştuklarımızı. Şimdi az önce dedim ki kafamız karıştı benim kafam karıştı yani ya Akşener ne yapmak istiyor Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Ee, yani soruları kafam netleşsin diye soruyorum aldığım cevaplar kafamdaki karışıklık oranını daha da arttırıyor. Bu bölümde bu son bölümde bir toparlama yapalım. Mete yararla başlayalım. Ya şunu bir toparlar mısın? Yani... Allah ben tam çıkarken size söyledim. Aynı şeyi tekrarlayacağım bir kez daha. Yani e, Millet İttifakı'nın toparlayamadığı bir şeyi bana büyük misyon vermeyin. Onlar bile toparladan ben düşünmüyorum. Kendi aralarında bunun kararını verdiklerini bile düşünmüyorum. Orada da bir kafa karışıklığı var. Yani. E, kafa karışıklığı olduğu için zaten ortak mutabakat belgesini bile boş bırakmışlar. Yani daha dolu olmasını beklediğiniz bir mutabakat bile boş kaldıysa onların bile bunu doldurduğunu düşünmüyorum. Çok büyük misyonlar vermeyin. Ben yalnızca anladığımı söyleyeyim. bence şu anda siyaset AK Parti'nin yanlışlarını bekliyor. Yani şu anda Millet İttifakı'nın en önemli şeyi bekleme. Bekle ve gör. oluşacak duruma göre de tepki var. Yani şöyle bir dakika. Bir dakika. Pa pahalılık artsın. Ondan sonra e, ekonomik sıkıntılar artsın, Ak Parti daha da gözden düşsün ve bize yol açılsın. Bu mu beklenti? Yani e, siz eğer vizyon koymuyorsanız, o zaman e, konjüktürün size esmesini beklersiniz. Normalde siyasi partiler ne yapar? Hedef koyarlar değil mi? O hedeflerden bir tanesi işte parlamenter parlamenter sistemdir güçlerdir. E koydular. Öyle koyup Öyle. Yani ben de koyayım o zaman bir sürü. Ben de diyeyim ki herkese birer apartman dairesi veriyorum, hepinize birer tır, tır veriyorum diyeyim. Böyle hedef mi olur? Hedefin içerisini doldurmanız gerekir. Bunu nasıl yapacağınızı anlatmanız gerekir. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemi söylüyorsunuz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi koyduğunuz hedef e, cumhurbaşkanının e, şey olması, Partisi olması. Yani şeyi koyamıyorlar ortaya. Koymuyorsanız, yani, o zaman e, detaylı bir yol haritası koyamıyorlar. Koymuyorsanız, o zaman şunu bekliyorsunuz demektir karşı tarafın hatalarının size yazmasını bekliyorsunuz demektir. Bu bu da bir stratejidir. Yani dünyanın her tarafında muhalefetin yapmış olduğu en önemli olaylardan bir tanesi. İktidarın yıpranmasını ister. Yani, bu da doğal öyle bir söyleyeyim. şey. söyleyeyim yani AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde konjüktür tamamen AK Parti'ye e, çalışmıştı. Yani o günkü ağır ekonomik durum, e, toparlanamaması gibi, e, üç partinin e, meclisin dışında kalması gibi faktörler ezici bir üstünlükle AK Parti iktidara getirmişti. Şimdi bazen konjüktür de size yarar. Yani Masum sınaş... Bey ters ters bakıyor. Yok ben onun söylemedim. Onun hükümetiydi o Hayır, hükümet. fark etmez. E, sonuçta e, doğru veya yanlış yaptıklarını, çünkü bir bedel ödemek üzere kuruldu ve o bedeli çok ağır ödediler. Yani toparladılar, bir şeyler yaptılar, bir sürü yasa çıkarttılar. Bunların birçok verimini de AK Parti ilk döneminde çok kullandı. O dönemde alınmış olan kararların hayata geçirme süreçlerinin artı taraflarının bir kısmını da hepimiz konuşuyoruz. Bir sürü ekonomist konuşuluyor. O zaman acı reçetenin faydasını Akbağat döneminde de gördüm. Bugün bile yiyor. Efendim? Bugün bile işsizlik sigortasıyla pandemiyi atlatıyor. Şimdi bu, şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu beklersiniz. Bugün benim gördüğüm hani derseniz ki neyi toparladın ve ne anladın? Ben gördüğüm tek şey muhalefet Muhalefet yapmayı e, ya görev edinmiş kendisine bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekleyeceğim. Ak Parti, Ak Parti düşsün, AK Parti, ben AK Parti, yükselim. Ak Parti kendi hatalarıyla gelsin. Bunun için de sosyal mediyi e, çok daha aktif ve e, etkin olarak kullanmayı. Geçmişte biz e, zaman zaman çok konuştuk bunu. Hani demin e, Üstad bazı şeyleri konuştu. Bazı dönemlerin e, iyi insanları ve yaptıkları Maalesef öldükten sonra anlaşılıyormuş. Burada yani zeka zeka diyoruz. Erol Bey'in de ne kadar büyük bir hani e, AK Parti için ne kadar önemli olduğunu herhalde AK Partiler e, daha iyi anlamışlardır diye düşünüyorum. Çünkü Bilmiş. siz daha iyi biliyorsunuz. Belki daha yakından tanıyorsunuz. Rahmetli e, koyduğu stratejiler gündem belirleme e, olaylara e, vakıfiyet işte partinin tabanını tanıma ve birçok faktör çok daha geniş bir süreçte yer almaya başlamıştı. Bugün için AK Parti'nin daha doğrusu bu sürecin en önemli handikabı AK Parti'nin kendisi. Ben de %100 katılıyorum. Yani AK Parti'nin kendi içindeki handikaplar e, Millet İttifakı'nın faaliyetlerinden çok daha etkili oluyor kendi içerisinde. Ya yani şöyle bir durum var. Ee, AK Parti'nin... Rakibi şu anda mevcut Kendisi. ortamda ee, sorunlar. Türkiye'nin sorunları AK Parti'nin rakibi. Yani Yok. o sorunları çözerse kendisine alan açılır. O sorunları çözemezse muhalefete alan açılır. Ben şöyle söyleyeyim. Ben e, şu andaki sorunların açık bir ne söyleyeyim. AK Parti'nin lehine olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumumuzun şöyle bir tarafı var. Yani siyaseti siyasi okumalarda baktığınızda Türkiye'deki insanlar çok sağduyuludur. Yani oyunu verirken ve yaparken dünyadaki yaşanan olaylardan da kendisini soyutlayarak çok düşünmez. Bir PKK sorunu, Amerika sorunu, yaşanan sorunlara bakarken bir anda büyük faturalar kesmez. Bu faturaların kesilmesi sırasında yaşanacak başka süreçler vardır. Bence bu dönem AK Parti kendini anlatamama, kendini ifade edememe, yaptıklarını çok daha fazlasıyla e, toplumla paylaşamama gibi bir sıkıntı yaşıyor. O yüzden söyledim. Bugün için sorun, yani boğuştuğu yer AK Parti'nin kendisi. Hizmet edememekle ilgisi alakası olsaydı şöyle bir sonuç çıkartı ortaya. Net söyleyelim. Hani muhalefet öyle söylüyor ya, AK Parti'nin oyları eriyor. Peki AK Parti'nin oyları erirken nereye doğru gidiyor? AK Parti'nin oyları eri, erirken CHP mi gidiyor? İyi Parti'ye mi gidiyor? HDP'ye mi gidiyor? Hayır. Kararsız bir kesime doğru gidiyor, orada bekliyor. Neyi bekliyor? Kendisine misyon verebilecek, kendisine vizyon verebilecek bir siyasi parti bekliyor. O siyasi partinin ne olacağını bekleyecek. Eğer koyamazsa ilk yapacağı etkenlerden bir tanesidir. Muhtemelen e, benden daha iyi biliyor. Bu işleri bildiği için söylüyorum. Kararsız seçmenler eğer kendisine ikna edecek bir siyasi parti ya göremiyorsa büyük çoğunluğu en son verdiği siyasi partiye geri dönüyor. Doğru mu? Hakan Bey? Bugüne kadar öyle oldu. Bu sefer şu doğru bir kere. Kararsıza geçiş ağırlığı doğru. Adres aradıkları doğru. Ama eğer bulamazlarsa dönüş olacağı da doğru. Bulamazlarsa. İşte onu söylüyorum. Bakın geçmiyor. Yani e, Millet İttifakı'na kayan büyük bir oy oranı yok. Yani bu bu hem muhalefetin yani Millet ittifakının hem de e, Cumhur İttifakı'nın en çok sorması gereken sorunlardan bir tanesi. O yüzden Masum Bey'in Masum Bey söylediği çok önemli bir kelimeydi. Üçüncü ittifak zaten bunu fark ettiği için oraya oynamaya başladı. Yani ikisinden de hani eğer eriyorsa ben bilmiyorum. Öbür tarafta kendisine gelmiyorsa üçüncü taraf o aradaki grubu kendisini almaya çalışıyor. Oraya bile gidebilir. Bakın 3. ittifak kesinlikle oluşacak. Evet. 3. Evet. ittifak kesinlikle oluşacak ve üçüncü ittifakın oy oranı bence HDP'den daha belirleyici olacak. Zafer Şahin. Olabilir. Şimdi tabii şu yani Türk milletinin, Türk seçmeninin aslında böyle bir kuyumcu hassasiyetiyle her seçimde verdiği bir ders var. Şimdi 2018 seçimlerine bakın hiçbir partiye tek başına iktidarı vermiyor. Bir ittifaka 301 veriyor işler yürüsün diye parlamentoda ama 360'ı vermiyor. Muhalefete de diyor ki bak diyor hazırlan diyor. Sana da diyor bir destek veriyorum ama iktidarı da kaba bir muhalefetle iş yapamaz hale getirme diyor. Gelip bakıyorsun 2019 seçimlerine büyük şehirleri muhalefetin adaylarına veriyor. Meclisleri iktidara veriyor. Yani iktidara bir uyarı veriyor. Adayları beğenmedim diyor. Kendine çeki düzen ver diyor. Göndüm hala Dadaileri sende. bir diyor. de görevden aldı unutma. Nasıl? Mevcut AK Parti'nin belediye başkanlarını AK Parti görevden aldı ha, o illerde. Yani şimdi şunu söyleyeceğim. Dolayısıyla bütün bu siyaset mühendislikleri falan yani millet şimdi bakıyor, izliyor neyin ne olacağını. Bir de Ahmet Bey bu bir övgüyse övgü olarak adlanabilir. Ya yani Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasetinin bir numaralı ismi. 20 yıldır girdiği bütün seçimleri kazanıyor. Dünya siyasetinde artık ağırlığı olan bir insan o henüz kendisini bu iç siyasete kanalize etmiş değil. Çünkü çok ağır bir pandemi süreci söz konusu. Türkiye'nin bakın gündemi ağırlıklı olarak aslında dış politika. Temaslara bakın işte Amerika'ya gidiyor şimdi bir hafta sonra Afrika'ya gidecek. Rusya'ya gidiyor. Yani muhalefet burada kendi içerisinde bir aday bulma çalışmalarını yürütürken Erdoğan hani hep söylüyor ya ülke yönetiyoruz ülke devlet yönetiyoruz devlet. Bunlarla meşgul. Seçim sattığı mahalline girildiğinde elini gösterdiğinde ne olacağını o zaman değerlendirmek lazım. Bir de şu var çok özür diliyorum. Ya bugünden konuşuluyor şu şöyle olur bu böyle olur. Yarın öbür gün öyle bir parlamento aritmatiği ortaya çıkar ki bugün konuştuğumuz her şey çöp de olabilir. Tabii, tabii Yani doğru. o da var. İş yok işte Millet İttifakı bu partilerden Cumhur İttifakı şöyle her şeyi değişebilir. Masum Bey. Şimdi AK Parti'nin şu anda en büyük e, rakibi kendi içindeki üstü örtülü çatışma bir tane örnek vereyim. Yakın tarihte Diyanet İşleri Başkanı'nın hani açılış töreniyle ilgili Atatürk karşıtlığı bir kavga başladı. Ben o gün o kavgaya karışmadım. Bana da sonra bir bakayım dedim ne var diye. Bir baktım ki Diyanet İşleri Başkanı'nın ataması var bir hafta sonra. Bunu kim ortaya attı? AK Parti'de milletvekilliği yapmış bir gazeteci arkadaş attı. Neden? Çünkü kim eğer var mı? o ele gazeteci arkadaş şey Benim? Kim attı ortaya? Hangi gazeteci? Resul Bey attı ortaya ilk defa. Yani bu At AK Parti At içerisinde At bir çatışma At oldu. Hayır, hayır. Atatürk At Diyanet İşleri Başkanı'nı gündeme getirince herkes Atatürkçülük şeyine girdi. Ataması yapıldıktan sonra bakın her şey söndü. Kendi içinde. Merkez Bankası'nda bir iş oluyor birbirlerine ayağını kaydırmak için olmadık şeyler gündeme gelir. Yani şu anda otursak beraber şöyle bir kronolojik olarak baksak son bir yıl içinde en az 15-20 tane olay çıkartırım. Yani parti içindeki çekişme hemen tartışmaya atıyor ve atılırken de ortaya aleni seküler kavramı kullanılarak yapılıyor. Bakın. Şimdi bir artık Atatürkçülük yaparak seçim kazanmak zor. Çünkü AK Parti de Atatürkçü olmak zorunda ve Atatürkçü görünümü ve sergiliyor. O Atatürkçü görünüm kendi içindeki bazı dengeleri sarttığı zaman eskilere bir şeyler söyletiliyor. Onunla idare ediliyor. Yani e, şey açısından. Evet. E, şimdi Güzel dolayısıyla olsun. AK Parti'nin şu anda kendi içindeki yapılanma bozuk. Şimdi bu yapılanmadaki bozukluğu, iç çatışmayı en iyi bilen de Cumhurbaşkanı kendisi. Çünkü hem insanlarını tanıyor hem de bu olayların şeyini biliyor şu andaki de durum seçim olsa yani gerçek var. Kaybeder. Ancak benim tanıdığım Tayyip bir hani övüyorsunuz ya hep seçim kazanıyor filan. O seçime göre yapılmaması iktidardaki bir kişinin bazı şeyleri hemen kararlaştırılıyor bazı beklentileri birdenbire ters dönüyor. Ve işin kötüsü bizim ülkemizde muhalefet şöyle bir alışkanlığa sahip yani yalnız bugün değil geçmişte de Muhalefet bir şey yapacaklar. Yani bir şey olacak ve kaybedecek biz kazanacağız. Hayır. Önce muhalefet kendisi çalışacak. Evet, Şu anda ki. Türkiye'de böyle Ma bir çalışma Masum yok. Masum Bey süremiz doldu. Tabii, yani böyle bir çalışma yok. Me Me bir onun Mete Bey'in söylediğini söylüyorsunuz aslında. Yani tabii. kardeşim sen adamın e, yıpranıp kaybetmesini bekleme. bekleme. Kendin bir tabii. şey koy ortaya. Oha çok haklısınız. Yani öyle bir gümbür gümbür kendi projeni inandırıcı bir şekilde ortaya koy ki insanlar sana yönelsinler. İşte bunun için ortak akla ihtiyaç. var. Yani kararsız evet. sayısı artıyorsa muhalefetin anlatamadığı bir şey vardır. Var demektir. Bu kadar basit. Bitti. Çok teşekkürler. İyi geceler.